Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda geometri tekrar derslerinden ikincisinin çözümünü yapacağız. İkinci videonun çekimini yapacağız. Daha doğrusu ne işleyeceğiz bu videoda? Dik üçgen, Öklit bağıntıları, ikizkenar üçgen ve eşkenar üçgen işleyeceğiz. Tabi arada özel açılı üçgenler falan da var arkadaşlar. E, haberiniz olsun. Ama videoya başlamadan önce birkaç duyuruda. Bu isterseniz ya yani yorumlarınızı okudum cevap yazamadım maalesef. Ee, buradan duyuru yapmak istedim yani açıkçası arkadaşlar yorumlardan biri şu hocam toplu PDF paylaşın arkadaşlar şu an pazartesi salı, salı günü e, yayınlama günü çarşamba günü pardon çarşamba günü gece saat 1. onda yayınlanacak şekilde yapacağım arkadaşlar şu an bir de PDF hazırlaması bitti ve PDF hazırlaması bittikten sonra videoyu çekip öyle karşınıza geliyorum aynı şekilde cuma da aynı şekilde olacak cuma gecesi bir de Çekeceğim büyük ihtimalle PDF'ler o zaman hazırlanabilecek. Çünkü araştırıyoruz, sorusunu buluyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Kolay iş değil arkadaşlar. O yüzden bu konuda beni lütfen anlayışla karşılamazı e, temenni ediyorum arkadaşlar. O yüzden lütfen ama lütfen e, toplu PDF hocam elimden gelseydi daha öncesinden hazırlayabilirdim ama kendi e, yani sizler için uğraştığım yine farklı projeler içinde de bulunduğum için... O yüzden böyle e, yani fırsat buldukça yapmaya çalışıyoruz ama sanırım gününde gelecek arkadaşlar. Yani iki günde bir dememizdeki sebeplerden biri de zaten buydu arkadaşlar. Geometri tekrarı bu şekilde olacak. Bir ikincisi de şöyle diyorlar. Hocam e, ya ben geometri çalışmayı bırakmıştım. İşte üçgenlerden sonrasını halletmiş de kalmıştı böyle diyenler oluyor. Ya geometri çalışmaya buradan devam etsem nasıl olur? Şimdi arkadaşlar hazırladığım pdf'lere bakıyorum da tamam e, hızlı bir şekilde geçeceğiz. E, bir tekrar yapacağız burada. E, Tabi temel mantığı verecek şekilde bir tekrar olacak yine e, amaç burada bir şeyleri tekrar etmek zaten e, yani temel mantığını yine verebilmek sizlere verebilmek zaten e, yine aynı şekilde arkadaşlar siz o mantığı buradan da kapabilirsiniz yani çok zor durumda olan arkadaşlar çalışmalarını buradan devam ettirebilir yani konu anlatımında mesela çok sıkıştınız yetişmeyecek gibi ise Geç kardeşim bu videoları izle. Bunlar da sizi bayağı bir eğitecek. Zaten o kadar güzel bir şekilde hazırlandık ki yani soruların yarısından fazlası neredeyse yeni nesil diyebiliriz. Ve e, soruları gerçekten ama gerçekten arkadaşlar özenle seçtim burada. E, yeni nesil eski nesil sorularla soruyu kavratıp yine yeni nesil sorularının da ne kadar kolay olduğunu gösteriyoruz arkadaşlar ki ben hep şunu söylemişimdir. Yeni nesil sorular dediğimiz özellikle geometride soruların yarısı ya da yarısından fazlası yeni nesil çıkıyor. Yeni nesil sorular dediğimiz sorular eski nesil soruları alıp yeni nesile çeviriyorlar. Yani işte bir kenara gizliyorlar, senin bulmanı istiyorlar gibi 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 şeyler arkadaşlar. Burada da çok güzel örneklerini de göreceksiniz arkadaşlar. Yani dediğim gibi buradan da çalışmalarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet bu şimdi dik üçgene başlayalım isterseniz. Dik üçgen nedir? Pisagor bağıntısı hepimiz biliyoruz. Hocam A kare yani dik üçgen A kare eşittir B kare artı C kare. Hatta A ne eşittir? Kare küçüğünde B kare artı C kare eşittir. Peki her zaman pisagor bağıntısını mı kullanacağız? Tabii ki hayır. Ne yapıyoruz? Şöyle pisagor bağıntısı karşımıza geldiği zaman. Mesela kenarlar kaç olsun? 9 e, 9 e, demeyelim de. Dur bakayım. 12 ve 18 olsun. Şu X kenarı istenilirse. Hocam X'in karesi eşittir. 12'nin karesi artı 18'in karesi şeklinde mi bulacağız? Tabii ki hayır. Ne yapacaksınız? ortak çarpan. En büyük ortak çarpanı bulun arkadaşlar. 6 çarpı 3 burası. 6 çarpı 3 burası. 6 çarpı 2 burası. Aa hocam burası da o zaman 6 çarpılı olmak zorunda. Bazılarınız burada pes ediyor. Pes etmeyin kardeşim. 6 çarpı 2, 6 çarpı 3 hocam özel üçgen değil. Sakın 2, 3 değil, 4 diye de sallamayın bu arada. Özel üçgenleri şimdi göstereceğim. 6 çarpı 2, 6 çarpı 3 ise burası da 6 çarpı kare kök içerisinde neydi? Ee, dik, dik, kenarlarının kenarların kareleri toplamıydı. Yani 2'nin karesi artı 3'ün karesi yani 9 yaptı. O zaman burası da kaç yapar? 6 kök 13 yapar arkadaşlar. Evet cevap bu şekilde hızlı bir şekilde bulunur. Ve uzun yoldan sakın ama sakın yapmayın. 12'nin karesi ve 18'in karesiyle kim uğraşacak? Valla ben uğraşmam çünkü çok hata yapıyorum biliyorsunuz. Sırf bu hataları yapmamak için de şöyle şeyler keşfetmeyi de çok seviyorum. Sizler de yine yani aynı şekilde olabilirsiniz. Ya da başka ne olabilir hocam? Mesela bir kenar 10. Bir, bir kenar 20 diyelim. Bir kenarda da 10 olsun. Aa, bu sefer hipotenüs verilirse x. Hocam çok kolay. 30-60-90 üçgeni 10 diyebilirsiniz. Farz edelim. Fark edemediniz. Ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Yine ortak çarpan. En büyük ortak çarpan. 10 çarpı 2. Hocam burası da 10 çarpı 1. Aa, burası da ne olacak? 10 çarpı. Karek içinde dik kenar soruluyor. Dik kenarda e, hipotenüsün karesi eksi dik kenarın karesi değil midir? Yani 10 kök kare 2'nin karesi ve 1'in karesinin farkı. Yani 4 eksi 1. Yani ne çıkar arkadaşlar? 10 kök 3 diye bulursunuz arkadaşlar. Yani büyük pisagorlarda da bu şekilde davranın. Diğer türlü yapanlara ben bir şey diyorum ama videolarda çok fazla söyleyemiyorum. Bazen ağzımdan kaçırıyorum. Ee, şey yaptığım zaman dert, okulda falan dershanedeyken falan tabii ki söylüyoruz o lafı ama buradayken söylemeyelim. Ayıp olması şimdi. Neyse. Evet. Pisagor teoremi bu arkadaşlar. Heh. Şimdi Pisagor teoreminde bazı özel üçgenlerimiz var arkadaşlar. Bazı özel üçgenler. Onlar nelerdir arkadaşlar? 1- 3, 4, 5. Bunlar olmazsa olmazlarınız bileceksiniz. Hatta 3, 4, 5 üçgeni önemli ardışık artan. Mesela ardışık ikişer, ikişer artan 3, 4, 5'in 2 katı. Ardışık 3'er artan 3, 4, 5'in kaç katı oluyor arkadaşlar? 3 katı oluyor. Yani 9, 12, 15 oluyor. Yani sorularda şunlar bilinecek. 3, 4, 5 ve katı kesinlikle. 6, 8, 10. 9, 10, 12, 15. Niye e, bilinmesi gerektiğini de biraz sonra göreceksiniz arkadaşlar. 12, 16, 20. Ve 15, 20, 25 bizim olmazsa olmazlarımız arkadaşlar. Bunlar kesinlikle ama kesinlikle bilinecek. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25. Bunların katlarını bilmenize gerek yok. Ee, zaten soruda bir şey gelirse atıyorum şöyle bir şey geldi. Ve burası 16, burası 30sa zaten 2 çarpı 8, 2 çarpı 15'ten buranın da 2 çarpı 17 olduğunun yani 34 olduğunu zaten bulabilirsin. Sadece pratiklik olmasa bakımından 3, 4, 5 ve katlarını bilmenizde fayda var. Özellikle hissederken soruları hissiyatlı bir şekilde çözerken çok faydasını göreceğiz arkadaşlar. Geldik şimdi açılarına göre özel üçgenler. Arkadaşlar herkes özel açı kuralını bilecek. Yani 30 60 90 üçgenini bileceksiniz kardeşim. 30 60 90 üçgeninde 30'un karşısı başlangıç noktasıdır her zaman. 30'dan 90'a geçiş 2 kattır. 60'a geçişte 30'dan 60'a geçişte kök 3 kattır. Bunu bildikten sonra geri kalan çıkıyor arkadaşlar. Niye? Mesela 60'ı karşısı verilirse, "Aa hocam 30'dan 60'a geçiş kök 3 katsa 60'tan 30'a geçiş köküçe bölünmüş halidir." diyebilirsiniz. Ya da tam tersi 90'ın karşısı verilmişse hocam 30'dan 90'a geçiş 2 katsa 90'dan 30'a geçişte 2'ye bölünmüş halidir deyip işlem yapacaksınız arkadaşlar. Yine biraz sonra sorularda bunlarla alakalı şeyleri göreceğiz. Tekrar olduğu için hızlı geçmek zorundayım. Sonra 45 45 93 gene. Bu da bilinmesi gereken şeylerden bir tanesi. O da dik kenardan hipotenüse geçiş kök 2 kattır arkadaşlar. Tam tersi olursa hipotenüsten dik kenara geçişte kök 2'ye bölünmüş halidir arkadaşlar. Ve 30-30 120 üçgeni. Ya bu bilinmese de olur da yine de çoğu insan biliyor arkadaşlar. O da e, A A ise burası A kök 3 oluyor arkadaşlar. Tam tersi hipotenüs verilirse de kök bölünmüş halidir deyip geçeceğiz arkadaşlar. Ha biz bunları bileceğiz. Özel üçgenler dediğimiz zaman zaten sadece ve sadece 45-45-90 ve 30-60-90 üçgeni kullanacaksın. Biraz sonra da zaten soruları çözerken de temel mantığı da söyleyeceğim arkadaşlar. Tepeden dik çizme alışkanlığınız var öyle bir alışkanlığınız olmasın. Şimdi size şöyle bir şey söyleyeyim. En önemli mantık zaten bu özel açılarda en önemli mantık zaten bu arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde dinleyin. Bak. Şurada bir 30 derece var. Sen bu 30 dereceye ait bir şey oluşturmak istiyorsan, dik üçgen oluşturmak istiyorsan sizin hepinizin aklında şu var. Hocam dik çizeriz. Tepeden dik çizme alışkanlığınız var. Evet doğru. Çoğu soruda da doğru. Ama mantıksız bir şeyle karşılaştığın zaman ikinci bir hamlenin de olduğunu düşün lütfen. Nedir o? Şuradan dik çizdin. Şu açıya dokunma da, 30'a dokunulmaz ya da şuradan dik çizip bu şekilde de 30 60 90 üçgeni de oluşturabilirsiniz. Bakın 30 90 60 bir böyle bir dik üçgen oluştu. Bir de şuradan dik çizince 30 90 60. Yani bir de şöyle bir dik üçgen oluştu arkadaşlar. Hatta ben ne diyorum arkadaşlar? Ben şunu söylüyorum. 30 45 60 Bunlar özel açılardır arkadaşlar. Bunlar dokunulmaz. Hatta bunları 180'e tamamlayan açıları da özel bir açıdır. 150, 135 ve 120 derece özel açılardır. Hop kalp içine alalım. Bu Kenan Kara'nın kalbi kırılmaz. Kalp çok önemlidir arkadaşlar. Bu kalp içindeki açılar asla ama asla parçalanmaz. Ben böyle diyorum ya inadına böyle parçalanacak sorular bulmaya çalışıyorsunuz. Evet parçalanacak sorular var mı? Var. Çok nadir. %99.9 parçalamayacaksınız bu açıları. Hocam bir parçalanan açılar şunlardır arkadaşlar genelde. 60 ve 120 derece. Sebebi 60 eşkenar üçgende bütün açılar 60 derece olduğu için tepeden bir yükseklik çizmek zorunda kalıyoruz. İkincisi de 30 30 120 üçgendeki 120'yi 120'nin özelliğini bulurken bile zaten şu tepeden dik çizerek öyle buluyoruz. 30 60 90 üçgeni oluşturmak için arkadaşlar. Tamam mı? Parçalanıp da çözülebilen sorular var tabii ki. O da 60'lı ve eşkenarlı ve 30 30 120 ve ikizkenar üçgendeki sorular çok da nadir de olsa böyle 135'le böyle parçalıyoruz 90 45 şeklinde arkadaşlar ama çok nadir. Biz elimizden geldiğince parçalanacak. Peki hocam 135'i gördüğümüz zaman ne yapacağız? 135'i gördüğün zaman da şunu yapacaksın kardeşim. 135'i gördüğün zaman şöyle bir açım var. Hocam burası 135 derece. Hemen dış açısı önemli. Aha şuradaki dış açısı önemli. Ama burada da iki ihtimalim var. Şu 45'e görüp şuradan dik çizebilirsin. Buradaki ikinci ihtimalin nedir arkadaşım? 135'in ya sağa doğru ya da aşağı doğru uzantısı kardeşim. Yani şurada kaçı da 45. Yani burada da ikinci ihtimali düşüneceksin. Yani şuradan da bir dik çizip bu şekilde 45 45 90 üçgenini oluşturabilirsiniz sevgili gençler. Tamam? Önemli şeylerdir bunlar. Bu özel açının mantığı budur zaten. Tamam? Geldik Öklit teoremine. Öklit teoremi ispatı benzerlikten geliyor zaten arkadaşlar. Öklit teoreminde şöyle bir şey var. 1 H kare eşittir P çarpı K. P çarpı K. Nurtaç hocam ne yapıyordu? Şöyle bir şey yapıyordu ama neyse. Ee, hocam selamlar buradan. Nurtaş Hoca da çok güzel bir şekilde anlatıyor. Akılda kalacak şekilde. Ee, H kare eşittir. P çarpı K. Evet. Sonra C'ye ait öklüt bağıntısı var arkadaşlar. C'ye ait öklüt bağıntısı da hop C'nin karesi de bu çarpı nedir? Tamamı. Sol tarafta olduğu zaman sola dayalı yapacaksınız. Sağ tarafta olduğu zaman da sağa dayalı yapacaksınız. Yani C kare eşittir. P çarpı P artı K. Ee, şurada P çarpı A demiş. Önemli değil. C kare eşittir. P çarpı P artı K. E, burada da B kare de sağ tarafta sağa dayalı. B kare de eşittir. K çarpı K artı P şeklinde vardır öklüt bağıntısı. Zaten bir H kare eşittir P çarpı K'yı bilin. H kare eşittir P çarpı K'yı bilin. C kare eşittir P çarpı yani sola dayalı bilin. Sağa dayalı bilin. Diğer dördüncüsünü bilmenize gerek yok arkadaşlar. Sebep bunu niye bilmeyeceğiz? Hocam zaten şöyle bir soruyla karşılaştığın zaman sen şöyle bir soruyla karşılaştığın zaman şurası dikse şu A B kenarları varken e, burası H bir de hipotenüs de belli oluyor ya zaten. Üçgenin alanından gidebilirsin. Niye? Taban ve tabana ait yükseklik var. Üçgenin alanı dediğimiz nedir arkadaşlar? x çarpı h bölü 2. Taban çarpı tabana ait yükseklik bölü 2. Bir de dik kenarlar çarpımının yarısı değil midir? Aynen öyle. Bölü 2'ler gidiyor. Buradan x çarpı h, a çarpı b diye geliyor zaten. Hani özellik olarak değil de üçgenin alan formülünden zaten sen kendin bunu bulabilirsiniz. Sen kendin bunu bulabilirsin dostum. Arkadaşım. Tamam. Evet. Öklit bağıntısı da bu. Öklit bağıntısı da hocam hangisini kullanacağız? Soru bizi yöneltiyor. Eğer C ile alakalı bir şey varsa C'ye ait. B ile alakalı bir şey varsa B'ye ait öklük bandısı. H ile alakalı bir şey varsa H'a ait öklük bandısı. Yani verilenleri kullanabilmek yine burada önemli olan şeylerden biri arkadaşlar. Geldik ikizkenar üçgene. İkiz kenar üçgenler. Tabii ki tabana ait yükseklik hem açı ortaydır hem kenar ortaydır. Bunu ek çizimlerden zaten biliyoruz. Arkadaşlar öyle özel, özellikle arkadaşım e, ikizkenar üçgende taban mevcutsa insan olan tabanına ait yüksekliği çizer diyoruz. Çünkü tabanı iki eşit parçaya bölüp Pisagor bağıntılarıyla karşılaşacaksınız büyük ihtimalle. Şimdi şu e, büyük ihtimalle arkadaşlar sınavda da soru çıksa tabana ait yükseklikle alakalı soru çıkar. Yani şu özellikler ikinci özellik, üçüncü özellik, dördüncü özellik, beşinci özellik, altıncı özellik çıkacağını çok fazla zannetmiyorum. E, ama ben yine de bunları göstermek zorundayım. Siz de yine bunları bilmek zorundasınız arkadaşlar. Yani bilecekseniz de ikinci özelliği hadi bilin diyelim. E, ama diğerlerini de bilin ya riske atmayın ben isterseniz. <laughs> Şimdi ikiz kenar üçgende eşit kenarlara ait yükseklikler birbirine eşittir. E sebebi çok kolay. Yine alandan A ya biz sebeplerini daha önce gösterdik isterseniz özellik olarak diye geçelim arkadaşlar. Ee, taban, taban çarpı yüksek bölü 2'den geliyor ispatı. Ee, eşit kenarlara çizilen yüksekler birbirine eşit. Aynı zamanda kendi çapında ayırdıkları yerler de birbirine eşit. De. Yani şu parçalı şu parça eşit. Şu parçalı şu parça eşit. Bu yükseklik taban açısına kadar bu parçayı ayırmışsa bu yükseklik taban açısına kadar bu parçayı ayırır bu yükseklik tepe açısına kadar şu parça ayırmışsa bu yükseklikte tepe açısına kadar bu parçaya ayırır diyeceğiz arkadaşlar. Evet ikinci özelliğimiz bu. Ee, eşit kenarlar çizilen yüksekler birbirine eşittir. Hatta bununla ilgili soru yazmadım arkadaşlar. Çünkü yani zannetmiyorum ama siz yine de bilin özellik olarak bilin arkadaşlar ne olur ne olmaz. Konu anlatımında yaptık da burada yapmadık. Aynı şey bütün yardımcı elemanlar için de geçerli. Yani açı ortay için de geçerli. Ee, eşit kenarlar açısından açı ortaylar birbirine eşittir. Kendi çapında ayırtıkları yerler de birbirine eşittir. Şu parçalar da eşittir. Hatta şu parçalarda şu parça birbirine eşittir diyebiliriz arkadaşlar. Aynısı kenar ortay için de geçerli. Kenar ortaylar da birbirine eşit. Kendi çapında ayırtıkları parçalar da yine birbirine eşittir arkadaşlar. Tamam mı? Beşinci özellik ne? Genelde zaten beşinci özellik böyle gözden kaçıyor. Ek çizimli bir soru olduğu için arkadaşlar. ikizkenar üçgende tabanla alınan bir noktada kollara çizilen dikmeler toplamı e, eşit açıdan çizilen ya da eşit kenara çizilen yüksekliği eşittir. Yani böyle bir şey gördüğümüz zaman şu yüksekliği biz çizeceğiz kardeşim. Yani x ile y'nin toplamı direkt bu yüksekliğe eşit. Ha sen ister bu yüksekliği çiz ister buradan çizilen yüksekliği çiz. Hiç fark etmez. X kenar üç kenar tabanda bir noktalım kollara dikmeler çizilmişse bu dikmeler toplamı direkt bir yüksekliğe eşittir diyeceğiz. Geldik 6'ya. Paraleller toplamı da bir kenara eşittir. Hatta ben bununla da ilgili bir soru yazdım. Hatta daha değişik bir soru yazdım arkadaşlar. Son soru. Ee, bunu da ispatıyla yapacağız zaten. Hani bunu özellik olarak algılamamıza da gerek yok. Kendiniz de rahat bir şekilde bulabilirsiniz. Hadi bir soru gibi düşünelim bunu. Hocam x kenarsa burası alfa ise alfa mı? Evet. Şunlar paralel olduğundan yöndeşitten dolayı alfa. Hocam bunlar da paralel olduğundan yöndeşitten dolayı alfa. Hatta şurada bir paralel kenar çıktı mı arkadaşlar? Çıktı. Bu bir paralel kenar. E paralel kenar tamam ne yapacağız arkadaşlar? Paralel kenarsa karşısında kenarlar birbirine eşittir. Yani y ise y, x ise x. A hocam şurada da bir ikizkenar çıktı. Y ise y. Hocam burada da ikizkenar çıktı. X ise x. Gerçekten de tabanlar alınan bir noktadan kolları çizilen paraleller toplamı bir kenara eşit oldu? Evet. X ile y'nin toplamı bir kenara eşit olmuş oldu arkadaşlar. Özellikle burada ispat yöntemi daha çok önemli arkadaşlar. Bu arada ikizkenar üçgeni yapmak istiyorsanız dik üçgen konusuna e, hakim olmanız gerekiyor arkadaşlar. Genelde Pisagor bağıntılarıyla karşınıza sorular çıkıyor arkadaşlar. Ya kitaplarda daha değişik yine formüllerle karşılaşabilirsiniz. Ama ben o formülleri çok fazla sevmiyorum. Çünkü Pisagor bağıntısından zaten sonuca ulaşabildiğimiz sorular oradaki formüllü sorular arkadaşlar. Geldik eşkenar üçgene. Eşkenar üçgen konusunda tamamıyla özel açı mantığıyla çözülebilen bir konu arkadaşlar. Ne yapacaksınız? Yani özel açı oluşturacaksınız. Yine sorularda da göreceksiniz. Eğer yani eşkenar üçgen anlatmasam bile size siz büyük ihtimalle özel açı mantığını kullanabildiğiniz sürece soruları da rahat bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama eşkenarı yine şöyle bir kısaca anlatalım. E, X kenarının bütün özelliklerini sağlar. Bütün yardımcı elemanlar birbirine eşittir. Çünkü çizilen yükseklik e, eşit kenara çizilen yükseklikler birbirine eşit ya. Bütün kenarlar eşit olduğu için e, bütün kenarlara ait yükseklikler eşit olacak. Aynı zamanda X kenar olduğu için açı ortay olacak. E, yükseklikler açı ortaya eşit olduğu için bütün açı ortaylarda, bütün kenar ortaylarda birbirine eşit olur arkadaşlar. Bir kenar A ise e, alanda a kare kök 3 bölü 4 diye genelde biliniyor arkadaşlar. Bilseniz de olur bilmeseniz de olur. Çünkü tabanımız a iken yüksekliğimiz a bölü 2'nin kök 3 katı oluyor ya 30-60-90 üçgeninden. Taban çarp yükseklik bölü 2'den sonuca ulaşabiliyorsunuz zaten. Eşkenarda özellik var. Yine bu özellikleri bilmeseniz de sanki sonuca ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Ki bununla ilgili bir soru yazdım arkadaşlar. E, o soruyu da birlikte özelliksiz bir şekilde de çözeceğiz arkadaşlar. Bakalım neymiş? Eşkenin içinde içinde bir nokta alındığında kollara çizilen dikmeler toplamı bir yüksekliğe eşit arkadaşlar. Yani sen burada bir şey gördüğün zaman hop yüksekliğe eşit diyeceksin. Olay bitti. Yani şunu çizdin bu yükseklik ne olacakmış arkadaşlar? X artı Y artı Z'ye eşit diyeceksiniz gençler. Peki paraleller toplamı aynı şekilde. Paraleller toplamı da bir kenara eşit oluyor. Bilmesen bile yine kendin sonuca ulaşacaksın. Nasıl mı? Hadi bunun ispatını yapalım isterseniz. Yani bir soru gibi düşünebilirsiniz. Biz doğruda açılardan beri paralellik gördüğümüz zaman ne yapıyoruz? Paralel doğruları şöyle bir uzatıyoruz. Tamam, şunu uzatalım bakalım. Bunu uzattığımız zaman, önce uzatmadan önce bütün açıları bir yazalım mı? 60 derece yazdık. 60, 60, 60. Hocam 60 sa yöndeşlikten dolayı 60. Hocam 60sa burası da 60. A, şurada bir eşkenar çıktı. Hocam 60sa burası da 60. A, burada da bir eşkenar çıkıyor. 60. Yani y, y, y. Yaz bakalım y, y, y. Sonra A hocam, şunda şu paralel, bununla da bu paralel, paralel kenar çıktı. Z ise z. Bu arada şu bir eşkenar üçgen arkadaşlar, x artı y ise burası da x artı y olacak, x a gerçekten de bir kenar x artı y artı z yaptım arkadaşlar, yaptı gördüğünüz üzere arkadaşlar, tamam? Hatta bak şurayı da bulabiliriz biz, x artı y ise burası da x artı y eşkenardan dolayı hocam x artı y artı z, bak buraya z kaldı, ondan sonra burası y ise burası da y, hocam x artı y artı z olduğundan dolayı buraya da x artı z kaldı deyip bütün kenarları bu şekilde bulabiliriz arkadaşlar. Bakın özellik ama o gösterdiğimiz özelliklerin hepsi aslında bir ispatla çözülebiliyor. Yani özellik bilsen de bilmesen de rahat bir şekilde sonuca ulaşırsınız arkadaşlar. Evet şimdi geldik sorulara. Evet tavsiye veriyoruz arkadaşlar. Lütfen bundan sonra videoyu izlemeyin. Tek videoyu izlemeyin diyen adam da benimdir herhalde. Evet arkadaşlar bundan sonrasını isterseniz şöyle yapın. Bundan sonrasını açın testleri siz çözün. Çünkü ben videonun açıklama kısmında ne yapıyorum? Bir boş PDF e, linki bırakıyorum. İşte bu ikincisi, ikinci genel tekrar videosu. Orada zaten bulursunuz arkadaşlar. E, ne yapıyorum? Bir dolu PDF, bir de boş PDF diye bir şey yayınlıyorum arkadaşlar. Sen burada PDF'i çıkart ve işlemlerini yap. Cevap anahtarını kontrol etmek için de ne yapacaksın? dolu pdf açıp oradan bakacaksın. Ha hocam sorular kolaydı. Hocam sorular zordu gibi yorumlar yapmayın arkadaşlar. Çünkü niye? Ee, burada genel amaç ne? Tekrar etmek. Siz tekrar edeceksiniz. Zaten o yüzden ben sizi yani videoyu izlemeyin burada. Ya hocam ben sizi anlatırken soruları çözerken seviyorum diyenler kalsın. O konuda sıkıntı yok. Beraber bu mantığı göstereceğiz. Ama burada sırasıyla her şeyi tek tek tane tane Konuyu kavratacak şekilde bir sıralamayla koydum yine. Dik üçgen, ondan sonra öklük bağıntısı, ondan sonra özel açılı üçgenler. Hepsini kavratacak şekilde arkadaşlar. Ondan sonra e, ne geliyor arkadaşlar? İkiz üçgen, sonra da eşkenar üçgen şeklinde e, sorular hazırlandı arkadaşlar. 30 küsür tane falan soru olması lazım. Bütün soruları bundan sonrasında siz yapınlar. Hani beraber zaten tekrar yaptık. Genel amaç buydu zaten. Hadi bakalım şimdi de soruları siz bakın. Ve çok da güzel temel sorularla konuyu kavratıyoruz. Yeni nesil sorularla soruyu daha da iyi bir şekilde kav kavruyoruz arkadaşlar. Yani soruların çözülebildiğini de burada görüyoruz arkadaşlar. Evet geometri serisi tekrar serisi bu şekilde olacak arkadaşlar. Haydi bakalım kapat videoyu. Şimdi boş pdf'i çıkart üstüne çöz. Yapamadığın soruları yine videoya bakma. Dolu pdf'den bak. Doğruysa oleyde geç. Yanlışsa ee, pdf'den anlamaya çalış. Hatanı gör, daha da mı anlamadın? O zaman aç videoyu devam et soru çözümlerine. Tamam, hadi bakalım. Ben şimdi birinci soruyla başlıyorum arkadaşlar. E, dik üçgen anlattık. Pisagor bağıntısı. Tabii ki kolay sorularla, temel sorularla bir başlayacağız arkadaşlar. Pisagor bağıntısı. E, biz bir iki, e, dik üçgenden şurada Pisagor yapmaya gerek yok. E, bir birse buranın kök katı olduğunu biliyoruz. Sonra bazı Pisagorları kolay yapacağız. Kafadan yapacağız tabii ki. Hocam bunun karesi. Karesi artı karesi. Yani bir artı iki. Yani üç yaptı. E, bunun karesi üçse burası ne yapacak? Kök üç yapacak. Hocam. bir artı kök üçün karesi de 3. 1 artı 3 4 yaptı. E, kare kök 4 olacak burası arkadaşlar. Kare kök 4. Hocam 2 de yazabiliriz ama neyse. Karesi artı karesi. O zaman burası ne olacak arkadaşlar? Kök 5 şeklinde olacak. Aa hatta bak güzel bir seriyi yakaladık. Böyle bir şey 1 1 1 1 1 olunca böyle sonsuza kadar tamamlamaz. Yani sonsuza kadar değil de mesela 20 tane üçgen yaptı. Aa hocam birincisinde kök 2. Iki, ikincisinde kök 3. Üç, üçüncüsünde e, kök 4. Dördüncüsünde kök 5 geçti ya. E, dördüncüsünde bak kök 5 oldu arkadaşlar. O zaman 20.sinde kök 21 olacak deyip böyle bir yorumda üretebiliriz mesela arkadaşlar. Tamam Yani ben burada bu güzel soruyu size kolay geldi ama bir temel yapı daha fark etmiş oldunuz mesela burada. Yani bazen bir seri de yıkalayabileceğiniz sorularda gelebilir arkadaşlar. Güzel soru diyebiliriz. Sonrası güzel bir soru daha doğrusu. Evet cevabımız ne çıktı arkadaşlar? Kök 5 çıktı. Geldik ikinci soruya. Bazı sorularda arkadaşlar geometride Öncelikle şunu söyleyeyim. Bir uzunluk verilmişse ve bir uzunluk soruluyorsa arkadaşlar ee, biz o uzunluğu genelde özel durumlar yoksa açı ortay ve kenar ortay gibi ge genel durumlar özel durumlar yoksa arkadaşlar nereden buluruz? Ya dik üçgenden buluruz ya da benzerlikten buluruz. İlk etapta 90 derece varsa dik üçgeni tercih ederiz Tabii ki. Dik üçgeni tercih etmek için de genel amaç şudur arkadaşlar. Dik üçgene karşılık getireceğiz. Dik üçgene karşılık getirmenin en etkili yolu da dik dörtgen yapmaktır arkadaşlar. Bakın merdiven şekli var böyle. Dik dörtgen yapacaksan. İster aşağıda dik dörtgen yap. ister yukarıda dik dört dikdörtgen yap. Hiç fark etmez. Dikdörtgeni yaptık. Hocam burası 7 ise burası 7. AC uzunluğunu 20 vermiş. Aa bak Pisagor bağıntısı. Pisagor bağıntısı. Burası kaç çıktı arkadaşlar? Burası 16. E 16 20. E, ben sana ezberle demiştim. 12 16 20. 3 4 5'i katı şeklinde de yapabilirsin ama bilmen gerekiyor dediğim için bu şekilde yazıp geçiyorum kardeşim. Tamam? İkinci sorumuzun cevabı Balıkesir çıktı. Geldik üçüncü soruya. Şekilde verilen AB çubuğu bak bu sefer arkadaşlar Yeni nesle çevrilmiş bir soru. Yani burada yani bir şeyleri gizliyorlar arkadaşlar. Sadece belli bir yapıyı e, hikayede saklıyorlar arkadaşlar. Anlamaya çalışacağız. Şekilde verilen AB çubuğu C, C noktasından kırılarak bir kenarı iki birim olan küp şeklindeki bir sandığın üzerine devrilmiş ve devrilme esnasında çubuğun B ucu sandığın N noktasına gelmiştir. Evet burası 7 birim verilmiş. Arkadaşlar burada işin esprisi ne? Çubuk 20 değil mi arkadaşlar? Direğin uzunluğu 20. E, bu kırılmış. Buraya kadar ki parçası 7 ise Buraya kadarki parçası saklı bak. Yani nedir o zaman burası arkadaşlar? A 13'tür. E bu şuradaki x soruluyor. Ve CA uzunluğunda 7 demiş. Ve şuradaki sandığında bir kenarı verilmiş mi arkadaşlar? Verilmiş olması lazım. CA 7. Heh, bir kenarı 2 birim demiş. Yoksa soruyu bulamayız. Arkadaşlar burası 2 birim. Ha, 90 derece var mı? Var. Bak burası da 90 derece. Arkadaşlar ne yapıyorduk? Ee, bir uzunluk soruluyorsa bize amacımız dik üçgen ya da benzerlik. İlk önce dik üçgen. Dik üçgen yapmak için de ne yapıyoruz arkadaşlar? Dik dörtgen yapıyoruz. Dik dörtgeni nasıl yapabiliriz? Hop şöyle bir dik dörtgen oluştursak. 2 ise burası kaçtır? Tabii ki 2'dir. Buraya ne kaldı? 5. E, hocam burası 90 derece. 5, 13. Ne üçgeni? 5, 12, 13 üçgeni. Yani ikisi de buradan ne buluruz arkadaşlar? 12 buluruz. Üçüncü sorunun cevabı da böylelikle 12 çıkar arkadaşlar. Geldik dördüncü soruya. Bak yine hikayeli bir soru. Kolay olabilir ama oku ve anlamaya çalış. Bakalım ne diyor? Aşağıda bir müzede sergilenmekte olan bir kılıç gösterilmektedir. Müze sorumlusu kılıcın sağına ve yukarısına birbirine dik olacak biçimde iki adet led lamba yerleştirmiştir. Lambalardan sadece üstteki açıldığında kılıcın zemindeki gölgesi. Bak. Üstteki açıldığında kılıcın zemindeki gölgesi bu değil midir arkadaşlar? Hatta biz buna geometrik bir dille dik iz düşümü de diyebiliyoruz. Yani artık yenisi nesil dediğimiz şey bu zaten arkadaşlar. Öğrenciyi itici şeyler kullanmıyorlar arkadaşlar. Öğrencinin böyle nefret edici diller kullanmıyorlar. Mesela dik iz düşümünü kullanmamaya gayret ediyorlar. Ya da artık bir, bir, bir üçgeni bir doğru boyunca simetriğini almak demiyorlar da ne diyorlar arkadaşlar? katlama mantığını kullanıyorlar mesela. Değil mi arkadaşlar? Evet. işte yeni nesile geçmek demek bu demek arkadaşlar. Dikiz düşün. Bak sen lambayı açtın. Hop gölgesi neresi oldu arkadaşlar? Gölgesi şurası oldu. Evet. Gölgesi burası. LED lamba. Lambalarda sadece üstteki açıldığında zemindeki gölgesi 104 santimetreymiş burası. Peki eyvallah. Devam edelim arkadaşlar. Sonra Sadece sağdaki lamba tek başına açıldığında kılıcın sarı duvardaki gölgesi 78. Yani sarı duvardaki iz düşümü 78miş arkadaşlar. Şurası 78. He. Bak, bak, bak. O da burası değil mi? Evet hocam. İyi ya, göster. Burası da 78miş. Tamam. Arkadaş şurayı şey vermiş, 78 vermiş. Burayı 104 vermiş. Burada uzunluk isteniyor. Arkadaşlar 90 derecelerde var mı? Karşımızda var. E 90 derecelerde varsa amacımız neydi? Dik üçgene karşılık getirmek değil miydi? Evet, en güzel şey dik dikdörtgen oluşturmak değil miydi? Al sana dikdörtgen, bak, oluşturduk. 104 ise burası nedir? 104. A hocam burada da bir dikdörtgen oluştu. 78, ise 78. E, tabii ki x'in karesi 78'in karesi artı 104'ün karesi demeyeceğiz, değil mi arkadaşlar? Ne yapacağız? 78 ve 104'ün en büyük ortak çarpanını bulacağız. Sayı biraz büyük olduğu için 78 ve 104'ü şurada şey yapalım arkadaşlar. Nerede şey yapalım? Şurada. 78 ve 104'ü şöyle bir 2'ye bölelim. Kaç yaptı 2'ye böldüğümüz zaman arkadaşlar? 39. Burası kaç yaptı arkadaşlar? 52. 3'e ee, e bölsek bir de. 3'e böldüğümüz zaman 13. 3'e böldüğümüz zaman kaç yaptı arkadaşlar? Yok 3'e bölünmüyor ki. 13. 13'e bölelim. 13'e böldüğümüz zaman kaç yaptı? 13'e böldüğümüz zaman kaç yaptı arkadaşlar? Burası 3 yaptı. 13'e böldüğümüz zaman burası da 4 yaptı. He. O zaman burası kaç çıktı arkadaşlar? Şöyle bir dik üçgen çıktı karşımıza. Bu kenar kaç? 26 çarpı 26 çarpı 3 burası değil mi? 26 çarpı 3 burası. Burası kaç? 26 çarpı 4 hocam burası. E burası da ne olmak zorunda? 26 çarpı 3, 4, 5 üçgeni. O da kaç yapıyor? 6 kere 5, 30. İşlem hatası yapmadım değil mi? 6 kere 3, 18, 3 kere 2, 6, 78 yaptı burası. Doğru. 6 kere 4 24 8 104 yapıyor burası. Burası da doğru. Evet 26'nın 4 katı 26'nın 3 katı burası da 26'nın 5 katı olmak zorunda. 6 kere 5 30. O zaman burası da kaç yapacaktır? 130. Kılıcın boyu 130 santimetre yapacaktır arkadaşlar. Bakın yeni nesil soru. Bir şeyleri saklıyorlar. Yani yok. Oradaki şuradaki dik yamuk şeklindeki ifadeler yok. Şuradaki diklikler falan yok. Şu uzunluk yok. Sadece senin fark etmeni istiyorlar. Evet gençler dördüncü soruyu böylelikle ne bulduk? 130 bulduk. Geldik 5'e. Birim karelerle de ilgili işlemler yaptırabilirler arkadaşlar size. Hala daha şu sıkıntıyı yaşıyoruz. Birim kare dediyse adı üstünde nedir arkadaşlar? Her zaman birim kare olmak zorunda değil. Bir kenarı iki birim olan kareler de diyebilir. Ama birim kare diyorsa bir kenarı bir birimdir arkadaşlar. Buna göre Verilen noktalardan hangileri A noktasına eşit uzaktadır? Evet. A noktasına eşit uzaktı. A noktasına olan uzaklarını bulacağım arkadaşlar. Ben A noktasına olan uzakları tabii ki dik üçgen. Hocam şurada bir dik üçgen. Pisagor bağıntısı var. Değil mi? Ee, kafadan bulacağız arkadaşlar. Burası bir birim. Burası 3 birim. Bir. Karesi 1 Üçün karesi dokuz. Bir üç. Burası kökom yaptı. Evet. Sonra şuraya geleceğiz arkadaşlar. Şu uzunluk nedir arkadaşlar? Bu uzunlukta e, o da şuradaki dik üçgenden bulabiliriz. Neredeki dik üçgenden? şuradaki dik üçgenden bulabiliriz. 2 ve 3 yine karesini 4 artı 9 13 yani burası kök 13 yaptı. <laughs> Şuraya kök 13 yazayım arkadaşlar. Sonra şuradaki uzunluk arkadaşım. Buradaki uzunluk da zaten şuradaki dik üçgenden yine çıktı arkadaşlar. Burası 3 birim burası 3 birim. Buranın da 3 kök 2 olduğu belli. Sonra arkadaşlarım şuradaki uzunluk. Buradaki uzunluk da şuradaki Pisagor'dan çıkıyor direkt arkadaşlar. 1 ve 3 direkt kök 10 olduğu belli arkadaşlar. Sonra aynı şekilde şuradaki uzunluk da bakın 1 ve 3'ten dolayı direkt kök 10 olduğu belli arkadaşlar. E tamam çıktı olay. 1, 2, 3, 4. 4 birim de şurasının olduğu belli arkadaşlar. Şurası da şöyle 4 birim göstereyim. Tam da denk geldi arkadaşlar. Kırmızıyla gösterdiğim kökon. kök 10. Kök 10, kök 10. Yani A'ya B, K ve F noktaları. B, K ve F noktaları eşit uzakta oldu. Pisagor bağıntısından çıktı karşımıza. Böyle birim karelerle karşılaşıp da maalesef dik üçgeni pisagoru uygulayamayan arkadaşlar var hala. Sırf o yüzden bunu da bu şekilde göstermek istedim arkadaşlar. Evet 5. soruyu da bu şekilde böyle bulduk arkadaşlar. Geldik 6. soruya. Bak döndürmele döndürmeli sorular. Bakalım yukarıda verilen ABCD dikdörtgenin A köşesinin K noktasına olan uzaklığı 17 birimdir. Evet 17 birim vermiş arkadaşlar bize. Hop şöyle şurayı. A hocam burası 17 birimse 8 17 ne üçgen arkadaşlar burası? 8 15 17. Hocam burası kaç birim? 3 birim. Sonra ne yapmışız arkadaşlar? Dikdörtgen hiç kaydırılmadan C noktası etrafına döndürüldü. Peki döndürülmeden önceki hali şu şekilde değil miydi arkadaşlar? Şu şekilde değil miydi? Döndürülmeden önceki halini de mutlaka gösterelim. E, döndürülmeden önce burası 3 birimdi burası 8 birimdi. Sen bunu böyle yatırdın. Burası 8 birim oldu. E, döndürülmeden önceki hali burası 15 birimdi. 8 3 daha 15. 11 e, buraya kaç birim kaldı? 4. E, bu döndürüldü. Kısa kenar 3 birimdi. Burası da 3 birim. Sonra ne diyor? A noktasının yeni yerinin K'ya olan uzaklığı. Şuraya. 3, 4 ne üçgen arkadaşlar? 5 üçgeninden. Burası da 5 çıkar. Tamam. Yani uzunlukları yine yeni soru olarak yaz, şey, yapı yazılmış bir soru arkadaşlar. Zor bir soru mu? Hayır. Kolay bir soru. Uzunlukları böyle devrildiği zaman şu uzunlukla şu uzunluğun eşit işte olduğunu falan gösterebilmeniz mesele burada. Evet. Altıncı soruyu böylelikle ne bulduk arkadaşlar? 5 bulduk. Ali Kara uzunluğu 5 çıktı. Evet geldik 7. soruya. 6. soru. Evet geldik 7. soruya. Ha, ilginç bir soru. Ne diyor bakalım burada? Meryem yüzeyi dikdörtgen olan çalışma masasına özdeş kibrit çöplerini aşağıdaki gibi iki farklı şekilde ucuca dizmiştir. Bir böyle dizmiş bir de böyle dizmiş. Ay. Şekil 1'de kibrit çöpleri masa yüzeyinin iki kenarına da paralel. Evet o zaman kibrit çöpleri şu kenar kadar oldu arkadaşlar. Öbürü de köşegeni kadar oldu. Çekil bir de 15 tane kibrit çöpü. Kibrit çöpünün uzunluğuna K dersem. Burası kaç K oldu arkadaşlar? 15 K oldu. Masa yüzeyinin çevresi bir kibrit çöpü uzunluğunun 70 katına eşit. Çevresi 70 K. Arkadaşlar burası 15 K. Burası da 15 K. Buraya X. Buraya da X bölümün uzunluğu dersem. Yani buradan ne olmak zorunda arkadaşlar? 2 X artı 15 15 30 K'nın kaç olması lazım? Bir kibrit çöpünün 70 katına eşitti. 70 katı dediği bir küp çöpünün uzunluğunu da k dediysek arkadaşlar 70k oldu. 2x 40k ise x'i buradan ne bulduk? 20k bulduk arkadaşlar. Evet x 20k oldu. Hmm. Hocam burası 15k. Burası 20k. E 15 20 3 4 5'in katı 25 üçgeni değil midir arkadaşlar? Yani burası 25k olmak zorunda. Şekil 2'de kaç tane kibrit çöpü kullanılmıştır? 25 tane k yani 25 tane kibrit çöpü kullanılmıştır arkadaşlar. İşte cevabımız 25 çıktı. Tamam mı? Soru bu. Yeni nesil dediğimiz sorular bunlar arkadaşlar. Korkmayacağınız tarzda sorular tabii ki bunlar. Geldik 8. soruya. Güzel bir soruyla daha karşınızdayız arkadaşlar. Bakalım ne demiş soru? Yine yeni nesil bir soru. Aşağıda düz bir zeminde A ve B uçlu kalemleri gösterilmiştir. Her iki kalemin de ucunda başlangıçta uç yoktur. Evet, kalemler arası yatay mesafe 4 cm'dir. Evet, şurası 4 cm. A kaleminin boyu 10 cm. Hemen yazalım arkadaşlar. 10 cm diye. B kaleminin boyu da 12 santimetreymiş. A kalemine her basıldığında 1 milimetre. Dikkat. B kalemine de her basıldığında 3 milimetre uç çıkmaktadır. Her iki kalemede eşit sayıda basıldığında. et. Evet, ben buna o zaman burada santimetre var ya santimetreyi milimetreye çevireyim. 1 santimetre 10 milimetreydi değil mi? Yani burası 120 milimetre. Burası 100 milimetre. Burası 40 milimetre. Sonra sonra her iki karede eşit mesafede basılıyor. Arkadaşlar buna bir bastığımda 1 milimetreye kadar gidiyor. Buna bir bastığımda 3 milimetre kadar uç çıkıyormuş. Hmm. Devam. İşte her iki mesafede, her iki kademede eşit mesafede basıldığında eşit eşit mesafede basalım arkadaşlar. Mesela buna x defa bastım. Buna da x defa bastım. x defa basınca böyle oldu. Bu da böyle oldu. Aralarındaki mesafe ne oluyormuş arkadaşlar? 5 santimetreymiş. Santimetreyi de çevir. milimetreye. Aa bitti. Çok da güzel bir soru arkadaşlar. Gerçekten hoş bir soru. E ben buna x defa başınca x tane 1 gitti. O zaman burası kaç oldu arkadaşlar? x oldu. Ben buna x defa basınca x tane 3 gitti. 3x kadar gitti. E arkadaşlar şurası zaten 90 derece değil mi? Çaktırmadan. Zemine dik. E burası da 90 derece. E tamam bitti. Ne demiştik arkadaşlar? Tabii ki dik üçgen oluşturacağız. Yani bir uzunluk soruluyorsa 90'da varsa dikdörtgen oluşturma en etkili silahımızdır. Hop dikdörtgeni şöyle oluşturduk arkadaşlar. Dikdörtgeni böyle oluşturunca ne oldu arkadaşlar? Pisagor bağıntısı çıktı karşımıza. Hatta bakın burası kaç oldu arkadaşlar? Şurası 40 sa burası da 40 oldu. 40, 50, e, 3, 4, 5'in 10 katından dolayı direkt burası kaç yapıyor? 30 yapıyor. Hocam şunu kullanalım. Burası kaç? X. X artı 100. Bak şurası X artı 100. Hocam burası X artı 100. Burası da aynı şekilde X artı 100 olmaz mı? Dikdörtgenden dolayı. X artı 100. Sen X artı 100 30'u topladığın zaman 3X artı 120 yapmaz mı? Yapar. Ya da hocam tamamı 3X artı 120. 3X artı 120'den X artı 100'ü çıkarttığın zaman şuraya eşit olmaz mı? Olur. Yani sen 3X artı 120'den 3X artı 120'den Neyi çıkartacaksın? Tamamından x artı 100'ü çıkartacaksın. x artı 100'ü çıkarttığın zaman kaç yapacakmış arkadaşlar? Bu e, 30'a eşit olacakmış. Peki hadi bakalım. Buradan ne geldi? 2x artı 20 geldi. Eşittir 30 2x buradan 10'a eşit oldu. x de buradan kaç yaptı? 5 yaptı. Evet cevabımız böylelikle 5 yapar sevgili gençler. Gerçekten hoş bir soru değil mi? Hoş. Gerçekten yeni nesilin güzel yeni nesilin güzel sorularından bir tanesi. Zor bir soru mu? Değil. Yani soruyu okuyup anla ne diyorsa sıralı bir şekilde yap. E amaç dik üçgen oluşturmak. A sana dik üçgen. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yani dik üçgende bile baya baya bir yeni nesil sorular bulmuşuz aslında şöyle baktığımız zaman. Geldik 9'a. Aa hocam 90'ın karşısında eşitlik var. Hop muhteşem üçlü. Muhteşem üçlüden dolayı a bunlarla alakalı hiçbir şey bulutturdum bize. <laughs> Buldurtmadı. Gerçi buradan da yapabilirsiniz ama ben direkt başka yerden geçeyim şimdi. E, direkt muhteşem üçlüyle soru çıkmadıysa ve verilen bilgileri kullanamıyorsan sakın şunu yapma. 10 ve 14 var. Pisagor bantısından burayı bulsam ne olacak? Ya zaten öyle garip Pisagorları yapma. Daha kolay bir yol vardır. Özellikle eşitlik varsa. 90'ın karşısında eşitlik varsa aklına ne gelir? Muhteşem üçlü geldi ama bir şey çıkmadı. Başka eşitlik varsa ne kullanıyorduk arkadaşlar? Orta taban eşitliğin olduğu yere kalemini koydun. Değil mi? Geçen ders tekrar yaptık. Kalemini koydun. Hadi bakalım buradan tabanı çizeceksin. İki ihtimalin var. Ya buradan bu kenara ya da buradan bu kenara. Genelde karışık olan yere doğru çizmek en mantıklısıydı. Şuraya çizince üçgen oluşmadığı belli. Şuraya doğru çizelim arkadaşlar ortalamanı. Çizdim. Bu taban çizgisi nedir? Şuna paraleldir. Ve taban çizgisi 10 ise burası nedir? 5'tir. Hocam burası da paralel olduğu için yöndeşlikten dolayı 90 ise 90'dır. E bu taban çizgisi Tamamı kaç bunun arkadaşım? 14. 2 eşit parçaya bölecek. 7'ye 7. Ne kaldı buraya? 5. A Pisagor. 5. 5. İkisi kenar dik üçgenden dolayı direkt 5 kök çıkar arkadaşlar. Yani 9. sorunun cevabını da böylelikle Edremit bulduk arkadaşım. Geldik 10. soruya. Bir katlama olmazsa tabii ki olmaz. Ee, arkadaşlar soruları nereden aldım? Onu söyleyip bu sorular görüyorsunuz. Mükemmel sorular nereden olabilir arkadaşlar? Bu mükemmel sorular acil yayınları. Ekibine de buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ki zaten ben burada ne yapmışım? Acil matematik diye yazmışım. Acil yayınlarından alınmış, ara sınıf kalanından alınmış sorulardır. Hatta birebir aynısı soru tutturmuşluğumuz var arkadaşlar o kitapta. Ee, çok da hoş sorular bakın. Çok da geliştirici sorular. Ee, bazı soruları da tabii e, kendi şeyimden de aldım. Ne kendi PDF'imden de aldım. Amaç işte tekrar etmek burada bir şeyleri hatırlatmak arkadaşlar. E, çok az ama kendi şeyimden aldım çok az. Ya yani ya bir ya 2'dir arkadaşlar. Burada toplamda 30 tane soru varsa ya bir ya 2 soru almışımdır. Evet bakalım soru ne diyor arkadaşlar? Dik üçgen biçiminde karton B köşesinden katlandığında B noktası C noktası ile çakışmaktadır. Ben bunu böyle katlamışım buraya getirmişim. Normalde katlanılmış şekiller hep gösteriliyor değil mi arkadaşlar? Ya gösterilmezse deyip sorduğum sorulardan bir tanesi arkadaşım da. Evet ben bunu katlamışım B köşesi buraya gelmiş. Hmm. O zaman ben bunu katladığım zaman katlanmış hali B köşesi bu doğrunun üstünde gidiyorsa şu şekilde bir şey olmaz mı arkadaşlar? Katlama çizgisi bu olmaz mı? Evet katlama çizgisi bir nokta o doğrunun üstünde gidiyorsa yani aslında biz ne yapıyoruz? Bu doğruya göre şu kırmızı doğruya göre simetriğini alıyoruz. Yani dik olmak zorunda arkadaşlar. E katlamalar biz temel mantık hep şuydu. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Hocam bu kenarlar birbirine eşit. E, üst üste binen burada kenarlar da birbirine eşit. Tamam olay bitti. Şu psikoru yapmadınız umarım. Evet burada arkadaşlar ne diyelim? BK uzunluğu kaçtır diye soruluyor bize arkadaşlar. E, AB doğru parçası K noktasında kesişiyor. Bir dakika. B noktası C noktasıyla çakışmaktadır. Katlanan kısım tekrar açıldığında kartonda oluşan katlama çizgisi. Katlama çizgisi bu değil mi arkadaşlar? Evet. AB doğru parçasıyla K noktasında çakışıyor. Bizden de BK uzunluğu isteniyor arkadaşlar. X diyelim. X diyelim. E. Burası X'e. Burası da X'e. Tamamı 18'de. Buraya ne kaldı? 18 eksi X kaldı. Al sana Pisagor. Ne yapacaksın? Pisagor'u uygulayacaksın. Uygula kardeşim Pisagor'u. Uygula bakayım Pisagor'u. Hocam x'in karesi eşittir. 12'nin karesi artı 18 eksi x'in karesi deyip işlem 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 yapan hala şeyler var. O şeyin altını sen doldur lütfen. Yapma kardeşim yapma. Ne vardır burada? 12 varsa hisset. 12 varsa biraz tehlikeli gerçi. Ya 5 12 13'tür ya 9 12 15'tir ya da 12 16 20'dir arkadaşlar. E, 5 12 13 mü diye bak. X yerine 13 yazdığında hisset. 13 yazdığında 18 eksi 13 5 yapıyor mu arkadaşlar? Yapıyor. Yani 5, 12, 13 sağlaması tuttu arkadaşlar. O zaman sen burada da işlem yapsan zaten x'i kaç bulacaksın? 13 bulacaksın. 10. sorunun cevabı böylelikle 13 çıktı arkadaşlar. Geldik onda, e, 11. soruya. AE hmm, artı ED toplamının alabileceği en küçük değer nedir? Arkadaşlar öyle bir şey gelmiş ki. Yani şöyle bir şart var. Şuradaki uzunluk 15. Şimdi A noktası hop buraya değiyor sonra buraya gidecek. Bunun en küçük değeri nedir diye soruluyor. Ben bunu neredeyken kestireceğim? Acaba buradayken mi olacak? Acaba buradayken mi olacak? Böyleyken kestiremeyiz arkadaşlar. İmkanı yok kestiremeyiz. Burada kol da yine anlatmıştım size. Ee, bu özetle anlatmadım ama ne yapacaksınız arkadaşlar? Şöyleyken toplamı kestiremezsiniz. Bir tanesinin böyle katlamasını alın. Bir üçgenin katlamasını alın. Al bakayım katlamasını. Şu üçgenin katlamasını al mesela. Şimdi senin D noktası ne oldu? Katlamasını alınca. Burası üçgen 3 üç oldu. D iken burası da D üstü oldu değil mi? Aslında ne oldu arkadaşlar? Şunlar da birbirine eşit değil mi? Evet. Yani A ve B diyecek olursam senden A artı B'nin en küçük değeri isteniyor değil mi? E şimdi düşün arkadaşım. Sen A'dan D'ye D gideceksin. Yani D üstüne gideceksin. A artı B en küçük nasıl olur? Hocam böyleyken mi olur? Hocam böyleyken mi olur? Ya da hocam Böyle hiçbir yere sapmadan dümdüz gittiğimde mi olur? Tabii ki dümdüz gittiğimde olur. O zaman ne diyeceksin burada? Bu A ve B yani doğrusal olduğunda olacak. Soru neye dönüştü? Bak şöyle bir merdivene dönüştü arkadaşlar. Merdivene dönüştü. Ne yapıyorduk arkadaşlar bu merdivende? Tabii ki şey yapıyorduk. Ne yapıyorduk? Dikdörtgene karşılık getiriyorduk. Haydi bakalım dikdörtgene karşılık getirelim. Getirdik. 3 ise burası kaç? 3 oldu. Ee, burası kaç yaptı arkadaşım? 8. Burası kaç? 15'te 15. 8, 15 ne üçgeni? 17 üçgeninden şurası 17 yapar. A artı B'nin toplamı en küçük doğrusalken 17 yapar. Zaten A, E artı ed Yani A artı B toplamı isteniliyor bizden. O da en küçük kaç yapmak zorunda? 17 yapmak zorunda arkadaşlar. Yani 11. sorunun cevabı böylelikle Edremit çıktı arkadaşlar. İşte bir de bunun zor sorusunu sorduk. Şimdi dikkat arkadaşlar. 12'deyiz. Şimdi demiş ki şu yukarıda biraz boşluk bırakayım. Dikdörtgen şeklindeki bir tarlanın boyutları 160 ve 120 santimetredir. Tamam mı? 160 ve 120 santimetre şurası. Peki. K noktasından bir hareketli KLMN yolunu izleyecek. KLMN. Bir de yandan K noktasına gelecekmiş. Peki. Buna göre hareketlinin alacağı en kısa yol nedir diye soruluyor. Bak ne yapmış burada? Aslında şununla şunun toplamının en küçük yerini bulacağım. Böyleyken bulamayız. Bulamayız. Ne yapıyorsun? O zaman buna göre Hemen şöyle katlamasını al. Hani bir üçgenin katlamasını alıyorduk ya. Şu dikdörtgenin komple katlamasını al. Yani şununla şunun toplamının en küçük değeri arkadaşlar. Şuradan şuraya böyle geldiğinde olur değil mi arkadaşlar? Tam böyle ya da şunun doğrusallığı doğrusallığında söyleyebilirsiniz. Tam o şuraya şu kenara bir yere gelirse. Ya da doğrusallığı şöyle göstereyim arkadaşlar. Sonra şimdi düşün. Şununla şunun toplamasında da o zaman bu tarafa doğru katlamasını alacağız hocam. O dikdörtgenin bu tarafa doğru katlamasını al. Bu tarafa doğru katlamasını aldığın zaman, bak, 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 bak. Bu tarafa doğru katlamasını aldığın zaman, e sen yukarı doğru da açtın ya, yukarısını da katlamasını al öyle, yukarısını da katlamasını al. Nereye gelecek arkadaşım o? Ee, şu kenardan bu uzun kenara gelecek. Hmm. Şimdi e, buradan böyle geldim, buradan uzun kenara gelecek. Bunun uzun kenarı şurası olmadı mı? Evet. Bunun devamı o zaman uzun kenar buraya gelecek arkadaşlar. Onu maviyle göstereyim isterseniz. Bakın şununla şunun katlamasından şundan şuraya geldi. Sonra buradan Buradan sekip nereye gidecek arkadaşlar uzun kenara gelecek uzun kenar bakın şurası. Ondan sonra ne olacak arkadaşlar buradan da sekip buraya gelecek. E burada ne yapacağız aşağı doğru katlamasını alacağız. Ya da biz burada yukarı açtık ya yine burada yukarı doğru katlamasını açalım arkadaşlar. Yine katlamasını açıp ona göre işlem yapalım. Şöyle katlamasını aldık. Buradan da ne olacak kısa kenara gelecek. E bunun devamı işte buraya gelecek. Tam burası da yine k noktası arkadaşlar. E o katlamalar sonrasındaki k noktası işte burası arkadaşlar. Evet K noktası burası. K noktasının yerden yüksekliği yine aynıydı arkadaşlar. Şuraya A dersek buraya B dersek. Hocam burası A artı B. Burası da A artı B. O zaman burası A iken burası da A değil midir? Evet. Dikkat ederseniz arkadaşlar. A artı B'yi kaç vermiş bize? 120 vermişti. Tamam. Şimdi şuraya dikkat ederseniz. Şurada bir dik üçgen var mı? Şu uzunluğu bulmaya çalışacağız. Hocam dik üçgene karşı getiririz. A sana dik üçgen. Hocam burası A burası B. Dikkat ederseniz burası A artı B 12. B A artı B A yani 2 A artı 2 B. 2 artı 2 B kaç yapar? 12'nin yani 120'nin ilk katı 240 yapar. Evet burası 240 oldu arkadaşlar. Zaten burada uzunlukta belliydi. Şu uzunlukta 160'tı. Böyle katlamasını aldık. Burası da 160 yani burası da 320 yaptı. Oba! 240, 320 ve x'in toplamını bulacağız arkadaşlar buradan. Şöyle bir dik üçgeni çizeyim. Şimdi burası ne? 200, 320. Burası kaç? 240. Yarısını alsan 12, 16, 20. O zaman arkadaşlar yarısı 12, 16, 20 ise 2 katı. 24, 32. 20'nin de 2 katı 40 olur. Hatta bir de 10 katı var arkadaşlar. 400 olmak zorunda. Yani cevabımız direkt 400 yapar. 12'nin sorunun cevabı da böylelikle. c oldu arkadaşlar. Bu şekilde de böyle bunun da şey olduğu sorulduğunda arkadaşlar o katlamayı da bütünsel olarak dikdörtgenin böyle katlamasını alıp ona göre şey yapacağız. Bak ne yaptık tekrar söylüyorum. Böyle böyle geldi. Katlamasını yukarı doğru alacağız zaman. Şöyle doğru sağ buraya gelecek. Sonra buradan buraya sekiyor. Sağa doğru aldım arkadaşlar. Sonra buradan da buraya sekiyor. Aşağı yapamam. Yukarıyı katlamıştım. Bir daha yukarı doğru katladım şöyle. E, K noktası buraya geldi. Sonra bir pisagor bağıntısı karşımıza çıktı arkadaşlar. İşte şurada. Olay bu. Zor bir soru mu? Zor bir soru. Allah, ne olur ne olmaz da diye de koymak istedik tabii ki bunu 12. soru böylelikle Ceyhan çıktı gel arkadaşlar. Geldik 13. soruya. Yani Öklit'i biraz tekrar edelim arkadaşlar. AD, AC ve AB. AD, AC ve AB'nin toplam istemi Öncelikle H'ı bulmak daha kolay değil mi arkadaşlar? H kare eşittir. 9 çarpı 16, 144. O zaman H kaç çıktı arkadaşlar? 12 çıktı. A H12. Süper. Hocam H12 çıktı ya şuraya x deyip hocam bunun karesi bu çarpı tamamından bulabilirsiniz ama ya öklit varsa Öklit'i uygula tamam ama öklitten ziyade bir de pisagorlar varsa pisagorlar tabii ki daha kolay. Ne var burada? 9, 12, 15 üçgeninden. Direkt 15'tir burası. 12, 16 ne üçgeni var? Ezberleyin demiştim. E burası da 20. zaten AD uzunluğu 12 çıktı. AC uzunluğu 20 çıktı. AB uzunluğu da Ali Bey uzunluğu da 15 çıktı. Toplamı kaç çıkıyor arkadaşlar? 35 burası. E, 47 mi çıkıyor? Evet cevabımız da böylelikle 47 çıktı. Yani her zaman öklüt var diye öklüt kullanacağım diye bir şey yok. Pisagor varsa uygula kardeşim Pisagor'unu. Değil mi? Olay bu. Temel mantık bu. Evet geldik 14. soruya. Ne var burada? EC bölü AF. Arkadaş bak dikten dik çizilmiş. Öklüt uygulayacağım belli. Senden de bak verilen bilgiye bak. EC bölü AF isteniyor. EC bölü AF isteniyor. Ye. Önce EC'ye ait. EC'ye ait bir öklük bağıntısı uygulayayım. Hocam 2 verilmişse 2'ye ait ürün bantısı sağ tarafta ya sağa ait ürün bantısı bu çarpı tamamı. Yani 2'nin karesi eşittir x çarpı. Şuraya a demeyeyim de tamamı şeklinde gideyim. 2'nin karesi eşittir x çarpı tamamı ac yaptı. Evet yazdık. Şimdi 4'ü kullanayım arkadaşım. 4'ün karesi de hocam y çarpı tamamı değil mi? 4'ün karesi de y çarpı tamamı ac. Zaten benden oranlamaları isteniyor. Taraf tarafa oranlarım. E burada a nanay x bölü y kaç oldu arkadaşım? x bölü y burada neye eşit oldu? 4 bölü 16 eşit oldu. Yani 1 bölü 4'e eşit oldu arkadaşlar. Cevabımız 1 bölü 4 çıktı sevgili gençler. 14. soruda. Geldik. 14. sorunun cevabı c çıktı. Geldik 15. soruya. Evet. Burada uzunluklar verilmiş. DH bölü HB. Yani tutup da arkadaşlar bu sefer bunun karesi bu çarpı tamam falan uygulamayın. Soru seni yönlendirir. Ne var burada? DH. Hocam DH yani orası H'sa e, bölü DB. Ya da buraya X diyelim buraya da Y diyelim arkadaşlar. DH bölü DB isteniyor. X bölü Y isteniyor. Aa hocam o zaman burada X'e ait ürün bantısı uygulayacağım. Öncelikle şu küçük üçgende X'e ait ürün bantısını uygulayalım mı? Uygulayalım. X'e ait ürün bantısı X'in karesi. Şuraya A diyecek olursam. A çarpı 2 değil midir? Evet. Peki burada da x artı y var arkadaşlar. Büyükte de dikten dik çizilmiş. x artı y'nin karesi de neye eşittir arkadaşlar? Ee, a çarpı 8 e eşittir. A burada oranlama isteniyor. Taraf tarafa oranlayayım o zaman. Taraf tarafa oranladığım zaman a'lar gitti. Buradan x kare bölü x artı y'nin karesi kaç geldi arkadaşlar? 1 bölü 4 geldi. Her iki tarafın kare al. işin kolaylaşsın. 1 bölü 2 geldi. x bölü x artı y tabi. İşler dışlar yap. 2x eşittir. x artı y geldi. Buradan da x eşittir. y geldi. E bizden ne isteniyor arkadaşlar? dh bölü db isteniyor. Yani x bölü y isteniyor. O da nedir arkadaşlar? x ile y birbirine eşit ya. x yerine y yazdığımızda y bölü y'den cevabımız da 1 çıkar arkadaşlar. Evet. Kaçıncı soru bu? 15. soru. Soruların yarısına geldik galiba. Cevabımız 1 çıktı arkadaşlar. Evet. Geldik 16. soruya. Evet özel üçgenleri tekrara geldik arkadaşlar. Ne var burada? Hocam 60, 90 burası nedir? 30. Hocam 45, 90 tamamı nedir? 45. Aa hocam şurası 9 kökki verilmiş. Öncelikle bunu kullanayım tabii ki. Ne var burada? Bu 9 kökki ise 45, 45, 90 üçgeninde dik kenardan hipotenüse geçiş kökik kaptı. Hipotenüsten dik kenara geçişte kök bölünmüş haldir. Yani burası 9'a 9 yapar. E burada 30, 60, 90 üçgenindeki şey soruluyor bize. Bizim başlangıç noktamız neresiydi arkadaşlar? Başlangıç noktamız 30'un karşısıydı. Bakın şu üçgende. 30 60 90 kendi şey soruluyor zaten bize. 30'un karşısını bulacağız öncelikle. Bul kardeşim 30'un karşısını. Normalde 30'dan 60'a geçiş kök 3 katsa o zaman 60'dan 30'a geçiş de kök bölünmüş haldir. Yani şuraya a diyecek olursam a buradan 9 bölü köküçe eşit. Kök eşitliğiyle çarpacak olursam 9 kök 3 bölü 3'ten 3 kök 3 gelir. Evet burası 3 kök 3 ise 30'un karşısı 3 kök burası da kaç yapar? 6 kök 3 yapar sevgili gençler. Dolayısıyla 16. sorunun cevabını böylelikle balıkesir bulduk arkadaşlar. Geldik 17. soruya. Aa hocam hemen 45 var burada. Hemen buradan bir dik çizeyim. Saçını başını yolarım seni sakın. Ben ne diyorum? Öyle her zaman her yerden dik çizilmez. Sen diki çizdin. Bir de şunu söylüyorum. Dik çizdiğinde kendi emeğinle ama. Kendi emeğinle dik çizdiğinde karşına 15, 75, 90 çıkarsa gittiğin yol yol değil. Yanlış yoldasın kardeşim. Dön oradan. Dön. Sen zaten ne yaptın? Kalbi parçaladın. Ah güzelim. Ah güzelim. Kalp parçalığını mı? Niye hocam? Bak dikkat et. Burası 45. 75 daha kaç yaptı? 130, e, 120 yaptı. Buraya ne kaldı? 60 kaldı. Aa hocam gerçekten de kalbi parçalamışım. Kalp dediğimiz neydi? Özel açıydı. Özel açı parçalanmaz. Yani sen buradan dik çizerek 60'ı parçaladın. Zaten kalp, dik çizerek karşıda 15, 75, 90 çıkıyorsa gittiğin yolu yol değildir diyoruz mu ya? Evet. Evet. Sen orada büyük ihtimalle özel açıyı parçalamışsındır. O zaman özel açı parçalamayacağız burada. Ne yapmamız lazım? E, sadece tepeden dik çizme alışkanlığınız gitsin dedik. 60'a dokunulmaz. 45'e dokunulmaz. Nereye dokunacaksın? 75'e. Çek kardeşim dikini buradan. Bak 60'a dokunmadığın için 30-60-90 çıktı. 45'e dokunmadığın için 45-45-90 çıktı. Aa hocam öncelikle burada bir 45 45 90 üçgen sayının olduğu yere doğru yoğunlaşalım. 45 45 90 üçgen 4 kök 6 ise kök 2'ye bölünmüş hali direkt 4 kök 3 4 kök 3 olmaz mı arkadaşlar kök 2'ye bölünmüş hali. Evet 60'ı karşı 4 kök ise de 30'un karşı başlangıç noktasıydı. 30'dan 60'a geçiş kök 3 katsa 60'dan 30'a geçişte kök 3'e bölünmüş halidir. 4 kök 3'ü kök 3'e böldüğümüzde 4 gelir. 30'un karşı 4 ise 90'ın karşısında kaç yapar? 8 yapar arkadaşlar. Tamam. Tabii ki özel açı gördüğünüzde dikey yapıştıracaksınız ama usulüne göre dikey yapıştıracaksınız arkadaşlar. Sakın ama sakın unutma. Evet, geldik bir sonraki soruya. Direği devirmişler ya. Niye deviriyorsunuz direği? Bakalım niye devirmiş. Şekildeki otomobil AC elektrik direğine çarptığında direkt B noktasından kırılarak şekildeki konuma gelmiş. Hmm. Direğin uzunluğu 7 metredir. Direğin uzunluğu 7 metre. Hocam bu direğin uzunluğu 7 metre. Bunun da 7 metre. Tamam. E sen burada 60'ı gördün. E ne yaparsın? Dik çizersin. Ya e tutup da buradan dik çizmesin herhalde. Burada uzunluk yok ki kardeşim. Değil mi? Nereden çizersin diki? Hop şöyle çizersin. Aa hocam burası 1 iken burası 1 mi? 1. Şurası da 30 mu? 30. 30 60 90 üçgen çıktı. 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı nedir? 2 A. A. Bak. Direk. Direk kırıldı. Direğin uzunluğunu kullandın mı? Kullanmadın. Her zaman ne diyorum? Takıldığın an Verilen bilgiyi kullan. Verilen bilgi burada nedir? Hocam şu direğin uzunluğu. Kırık hali de zaten 1 artı A artı 2A direğin uzunluğu zaten 7 metre. 3A eşittir 6 geldi buradan. A da buradan kaç geldi arkadaşlar? A da buradan 2 geldi. BC parçası 2A sonluyor bana. 2A da kaç yapar arkadaşım? 4 yapar. Görüyorsunuz özel açı mantığını kullan. Yeni nesil soruda. İşte eksik parçayı görmeye çalış. Fark etmeye çalış. Ya yani görme lafını kullanmayı sevmiyorum ama eksik parçayı orada fark etmeye çalış. Geometri görme işi değil çünkü değil mi? Ney? Verilen bilgileri kullanma. Al işte hepsini kullandın soruyu çözdün. Geldik buraya. Hocam kosinüs teoremi. Harikasın. <laughs> Tabii ki benim karşı olduğumu bilmiyorsun değil mi? Biliyorsun ya da e, ee, kosinüs teoremi sevmiyoruz kardeşim. E hocam ne yapacağız o zaman? Ya, yapabilirsin de sıkıntı da yok. Hiç sıkıntı yok. Hatta ben acilin e, trigonometri kısmından aldım mesela ben bu soruyu. Ya gerek yok. Niye gerek yok? Al işte. Ben kalp çizmiştim. Kalp içinde açılar nelerdi arkadaşlar? 30, 45, 60, 120, 135 ve 150 idi. Bu açılar önemliydi. 120, 135, 150'nin de dış açısı önemliydi. Hocam 135'in dış açısı var burada. Hemen. Hemen. 135'in dış açısını kullanayım şöyle. Aa hocam şöyle şurada 45 derece geldi. Harikasınız hocam. Ben buradan bir dik çizerim hoppala cuppala. Tamam 7 ise 7 bir kök. Eyvah eyvah ne yapacağız saçma bir şey çıktı. İşte saçma bir şey çıkar tabi. Ya kardeşim sen şunu düşüneceksin. Her zaman iki dik çizme mantığı var. 135'in ya buradaki 45 önemli bizim için ya da buradaki 45 önemli. Burası saçma geldiyse öbür tarafa bak kardeşim. Zaten kök değer burada var. E şurası daha mantıklı. Hop dikimizi çizeriz. Çizdik diki. Diki çizdiğinde ne geldi ne geldi arkadaşım? E 45 90 45 üçgeni geldi. 5 kökü ise bunlar kaç yaptı? 5 5 yaptı. A ah, hocam burası 5. Hocam burası 12. 5 12 ne üçgeni arkadaşlar? 13 üçgeninden cevabı 13 bulduk. Evet 19. sorunun cevabı da böylelikle denizi çıktı. Özel açı mantığını kullanan yani şurayı kullanan çözüme ulaşıyor arkadaşlar. Evet 19. soru denizli çıktı. Geldik 20. soruya. Biraz şey olmuş ama. Aa hocam 120 derece var. Hemen ben üçgen oluşturayım. Ya kardeşim kafana göre çizik müzik yok. Sakın. E hocam ne yapacağız? Sen burada kafana göre çizmiş oluyorsun. Bunu çizdiğin zaman bulsan bulsan hadi burayı buldun diyelim. Burayı bulmak senin içine yarayacak mı arkadaşım? Yaramayacak. Ne yapacaksın? Sen ilk önce verilenlerin mantığını kullan. Mesela 60 derece var. 60'ın mantığını nasıl kullanırsın? Hop dik çizerek. Hocam diki çizdim. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2'dir. Burası da 2 köküştür. Yapıştırdım buraya. Hocam 120'nin de mantığını kullanayım. 120'nin mantığı neresidir? Ya burada katmışıdır ya da burada katmışıdır. Tabii ki 4 burada olduğu için burada katmışı daha mantıklı geldi arkadaşlar. Şuraya uzattım. Şuradan diki çizdim. 90'ın karşısı 4 ise 30'un karşısı 2. 60'ı karşısı da 2 kök yapar. Şimdi ne yapacağız hocam? Bizden ne isteniyor? A ve D noktaları arasında uzat. Aha buradaki uzunluk isteniyor. Tamam. Şurada bir merdiven şekli var mı arkadaşlar? Var. Ne yapıyorduk? Dikdörtgene tamamlıyorduk. Tamamla kardeşim dikdörtgene. Hoppala cuppala. Tamamladık. Hocam burası 90. Aa, 6 birim burası. 2 birim. Hayır 6 birim orası olur mu? 2 birim burasıydı. 6 tamamıydı. Buraya kaç kaldı o zaman arkadaşlar? 4 birim kaldı. Hocam 4 birim burası. 2 birim burası. Burası kaç yaptı o zaman? 6 yaptı. Hocam 2 kök 3 burası 2 kök 3 de burası 6 var 4 kök 3 var x var. Ya sen şeyden mi yapıyorsun canım benim? Ah canım evladım. Eskiden öyle bir film vardı. Bilmiyorum canım evladım diye bir replik vardı. Hatırlayanlar anladı ve bastı kahkahayı. Hadi bakalım 4 kök 3 burası. Canım evladım burası x. Ve ne yapacaksın burada? Pisagor bağıntısı hocam x'in karesi 6'nın karesi artı 2 kök 3'ün karesi diyeceğiz. Ha <laughs> ha ya kardeşim niye onunla uğraşıyorsun? Niye kök dışına çıkarmayla uğraşacaksın? Uğraşma. 6 ve 4 ortak çarpana bak. Nedir? 2. E hocam burası 2 çarpı 3. Hocam burası 2 çarpı 2 kök 3. Aa burası da 2 çarpı kare içinde diğerlerin kareleri toplama. 3'ün karesi 9 artı 2 kök üçün karesi 4 çarpı 3'ten 12. Bak 2 kök 21'i yine çok güzel bir şekilde bulduk. Ben böyle yazıyorum ama ben bunları kafadan buluyorum. Çoğunuz da kafadan buluyor artık. Yani beni dinleyip bu şekilde sürekli bu şekilde işlem yapanlar 4 kök 3, 6, 2 çarpı 3, 2 çarpı 2 kök 3, 9 artı 12'den direkt turla e, kafadan yapamadık valla. 9 artı 12'den direkt 2 kök 21'i buluruz arkadaşlar. Sizler de kafadan yapabilecek seviyedesiniz aslında. Geldik 21'e. Ne diyor? Hocam 60 derece var. Aman Allah'ım. Hemen diki çizelim. Hoppa. Ana. Ne çıktı burada? 15, 75, 90. Tüh ya. Ne yapacağız? Niye hocam çıkmaz mı? Ya çıkar da ya işiniz yokuşa sürülür. Yani çok uzun olur. Lütfen arkadaşlar. Burada bir yöntemi daha. Bu da benim sorulardan bir tanesi. Bakın arkadaşlar. Konu anlatımındaki sorulardan bir tanesi. <laughs> Şimdi gençler. Biz burada ne yapacağız? Dik çizerek 15, 75, 90 oluştu. Gittiğim yol, yol değil. Peki hocam. O zaman şuradan dik çizsem. Şöyle dik çizsem. 90 burası 30 yapıyor. O dik de dışarı doğru düşüyor bu arada. Ama öncelikle açıyı yaz istersen. 60-15 daha kaç? 105. E, 75. Buraya kaç kaldı? 105. Ha hocam. Şuradan dik çizsem dışarıya 15-75-90 oluşuyor. Olmadı. Hocam buradan dik çizsem ki 60 parçalanmaz zaten. Ki dik çizsem dışarı düşecek. O da 15-75-90. Hayda. 3 köşe var hocam. A'dan çizdim. Olmaz dediniz. B'den çizdim olmaz dediniz. C'den çizdim olmaz dediniz. Sen de olmaz diyeceksin. Her köşeden çizdiğinde özel üçgen oluşmazsa en son çare. Ders anlatırken anlattım bunu. Son çare arkadaşlar. Son çare ne biliyor musunuz? Son çare şu. Küçük açıya ait ikiz kenar oluşturma. Hatta 15-75-90 sorularında da işimize yarıyor arkadaşlar. Biz burada da şöyle çizelim 15, 75, 90 hatta 22,5, 67,5, 90 sorularında da işimize yarıyor. Mesela burası 4 ise şu x sorulursa ne yapacağız onu göstereyim. En son çare hocam x kenar oluşturayım. Küçük açıya ait x kenar oluştur yalnız. E, hocam 15 oluştururken o zaman c'den mi böyle 15 oluşturacağız? Yav 60 parçalanmaz diyorum ısrarla niye 60'a dokunuyorsun sen? Dokunma. Nereden? 105'ten şöyle bir x kenar oluşturup ama bak x kenar oluşturup da böyle kalıyorsunuz. X kenarlığı göster kardeşim. A 2 iç açı yan yana geldi. Dayanamam. Ne yaptı burası? 30. 30 60. Hoba 90. 30'un karşısı yani burada bir özel üçgen çıktı arkadaşlar. 30'un karşısı 6 ise 90'ın karşısı 12 yapar. 30'un karşısı 6 ise burası da 6 3 yapar. Hocam bu ikiz kenardı. Burası da 6 yaptı. A x'i ne bulduk? 6 kök 3 artı 12 gibi çok saçma bir sayı bulduk. Ama çok da kolay çıktı. Evet özel açının son mantığı bu. Son çare. Ne yapıyorsunuz? Dik çizmelerle özel üçgen oluşturamadığınız zamanlarda tabii ki ne yapacakmışsınız? Küçük açıya ait x kenar oluşturacaksınız. Ama orada kalbi de unutmayın arkadaşlar. Yani kalbi parçalamayın arkadaşlar. Evet cevabımız bu oldu. Geldik bir sonraki soruya. Burada da güzel bir şeyden bahsetmek istedim arkadaşlar size. Bu soruyu ne yaparsınız? Ya büyük ihtimal şöyle yaparsınız. Hocam şuradan dik çizerim. Eyvallah. 2 ise köküye bölünmüş hali kökü kökü kökü. Çok güzel. Hocam 45'i kullanmak için buradan da dik çizerim. Aa, Ondan sonra da x'i bulmak için buradan dik çizerim. Ama burada bak 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 ne var burada? 1 var. 1 bölü kökü 1 bölü kökü. Yani 1 bölü kökülerle kökü bölü 2 ile rasyonel sayıda uğraşacaksın. Ya daha kolay bir yolu vardır. Mutlaka vardır. Ben size bir tavsiyede bulunayım şimdi. Bak şimdi. Dörtgen dörtgen içinde bu güzel bir tavsiye. Aslında dörtgen sorusu bu. Arkadaş iki açı 45 derece ya da iki açı 60 derece olursa arkadaşım bunu üçgene tamamla. Lütfen. Üçgene tamamla. Çünkü niye? Üçgene tamamladığın zaman 45-45 ne anım satıyor? Aa 90. 45-45 90 üçgeni oldu. 60 olsaydı 60-60 60 olacaktı. Yani burada x kenar dik üçgen çıktı 60 olsaydı eşkenar üçgen çıkacaktı. 45 45 90 çıktı. Aa, hocam burası 5 kök ki o zaman bunlar ne yapacaktır? Kök 2'ye bölünmüş hali 5 5 yapacaktır. He, tamam 5 ise buraya ne kaldı? 4. Tamam 5 ise buraya ne kaldı? 3. 3 4 5 üçgeni cevabımız da 5 çıktı arkadaşlar. Evet 22. sorunun cevabı böyle. Denizli çıktı. Evet geldik 23'e. Yani İkiz kenar üçgen konusuna geldik. İkiz kenar üçgende ÖSYM büyük ihtimalle tabanla alakalı bir şey verip yani özellikleri soracağını zannetmiyorum ama çalışmamazlık da yapmayın arkadaşlar. Yani ben burada şey demiyorum. Yani çıkmaz demiyorum. Sadece çıkmayacağını hissettiğimi söylüyorum arkadaşlar. Büyük ihtimalle ikiz kenarda tabana ait yükseklik çizmeyle alakalı durumlar çıkar. Çünkü artık ÖSYM şuna girdi. Yani bir konunun içerisinde 3-4 farklı bir konu sorabiliyor. Yani benzerlik, ikiz kenarlık, tek üçgen işte eşkenar üçgen hepsini birden dört tane birden konusunu birden sorabilir arkadaşlar. Ya yani o yüzden dört konuyu yani bir özellik sorduğu zaman bir konu oluyor. Ondan dolayı hani sormayacağını hissediyoruz. Bu yeni nesil sisteminde tabii ki. Ama dediğim gibi çıkmaz demiyorum. Şansınızı deneyin de demiyorum. O kuralları da bilin tamam mı? Şimdi ne var burada arkadaşım? İkiz kenar tabanda mevcutsa insan olan tabanına ait yüksekliği çizer. <laughs> Geçenlerde şey demiş biri. Ya hocam insan olan demeseydiniz bari ya. <laughs> Bazılarının ağrına gidiyor galiba. Ama gerçekten böyle ya. İnsansan çiz kardeşim ya. Bak seni insanlıktan çıkartmamak için elinden geleni yapıyorum. Konu anlatımlarında şey yapıyorum. Tamam bundan sonra insanlık yap bari. İnsan olan diki çizer. Evet çizdi ki taban iki eş parçaya böldü. Hocam verilen her bir bilgiyi kullanacağım. Benden x isteniyor. Eyvallah. Buradaki 90'ı kullanmadım. Aa, 90'dan 90 çizilmiş. Dikten dik öklit. Dikten dik öklit. Dikten dik öklit. Değil mi? Evet o zaman x'e ait öklit bandısı uygulayalım arkadaşlar. x'in karesi nedir? Şu çarpı. Bazıları h kare p çarpı k deyip Pisagordan x'i buluyor da. x sağ tarafta arkadaşlar. Hemen öklit bandısını uygulayalım. Bu çarpı tamamı. x'in karesi eşittir. 7 çarpı tamamı 10. Yani kaç yaptı? 70. Yani x de buradan kaç yapar? Kök 70 yapar sevgili gençler. 23. sorunun cevabı böylelikle denizli oldu arkadaşlar. Geldik 24'e. Evet AB ile AC birbirine eşitmiş. İkiz üçgen konusundayız ya. İkiz ve sonra eşkenar kenar deyip bitireceğiz arkadaşlar. Evet. Bilmiyorum kaç dakika oldu süre bilmiyorum ama uzun oldu ama ben sizi uyardım. Soruları dinlemeyin dedim, kendiniz yapın dedim. O yüzden videonun uzun olması beni çok fazla ilgilendirmiyor aslında arkadaşlar. Yani tarzıma uymanız e, sadece 15-20 dakikalık bir tekrar sizin için yeterliydi aslında. Çünkü vakit sizin için çok değerli arkadaşlar. Kimsenin vaktini çalmak istemem. Ha bazıları full güzel tekrar yapmak istiyorum. Ha dolu dolu bir dakika oldu. O da ayrı bir konu. Ama bilen arkadaşlar, yani konuyu bilen arkadaşlar için bir zaman kaybı aslında bu geometri tekrarları. Onu da söyleyeyim. Evet. ABC ikizken ya zaman kaybı derken konu anlatımını dinle, soruları sen çöz. O şekilde zaman kaybı kesinlikle değil. Çok faydasını göreceksin. Evet, ikizkenar üçgen. Arkadaş bir yükseklik çizmiş, tabanı iki eş parçaya bölmüş. Tamam. İkizkenarın özelliği. Evet, sonra da böyle yapıştırmış. Aa hocam, tamam. Sen burada bak şurası x olmuş. Gelmiş bunu buraya yapıştırmış. Aa, o zaman burası 90'ın karşısı 90'ın karşısı çift çizgi değil mi? Evet burası da çift çizgi. Yani x soruluyor bize. Yani x burası değil mi arkadaşlar? Evet. Burası da aynı zamanda çizgi kenara. Burası da aynı zamanda çizgi kenara. Bu eşitlikleri böyle gösterelim arkadaşlar. ML uzunluğu 12 demiş. ML. 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 Neredesin ML? Ha şurası. ML uzunluğu 12 demiş. Şurası 12. KN uzunluğu 2 demiş. Hocam ben buraya A dersem. Burası da A oldu. A dikkat edin bak iyi keşifleri yazmışım. Burası A, burası A. Bu hipotenüs uzunluğu A. Şurası arkadaşlar. Şurası A artı 2 mi yaptı? Evet. E, bu dik kenar uzunluğu da burası değil mi? Burası A artı 2. E A ile A artı 2'nin toplamı 2 A artı 2 eşittir. 12. 2 A eşittir. Ondan A'yı kaç buldum? 5. Hmm. İşlem hatası yapmıyorum değil mi? Yapma Kenan Kara. 5, 7, 12 yapmadın. Tamam. Burası 5. Burası kaç çıktı? 7. X isteniyor bizden. Pisagor bağıntısı. X'in karesi 5'in karesi artı 7'nin karesi yapar. Yani X'in karesi 25 artı 49 yapar. E, mecbur. Çünkü ortak çarpan yok. 9-4. 9-5 e, daha 14. 6-74. E, X kare 74 arkadaşlar. X de buradan kök 74 çıkar. 2'ye bölsek kaç çıkar? 37 mi çıkıyor? Evet. Daha böyle şey yapmaz işte. Kök dışına çıkmaz zaten arkadaşlar. Yani cevabımız kök 74 oldu arkadaşlar. Evet, x kenar. Ya bilerek bu kesmeli, mesmeli soruları da koyuyorum ki bunlarda nasıl davranmanız gerektiğini de e, söylüyorum. Ya kesip oraya yapıştırmış. İkisi aynı üçgen ya. O eşitleri yazmanız lazım arkadaşlar. Yazmadığımız zaman sıkıntı yaşarız. Geldik şuraya. Evet, burası 24, burası 24 şekilde. Önden görünümü kare olan, üstü açık bir kutunun üst tarafında 24 santimetre uzunluğunda bir lastik bağlanmıştır. Şurada bir lastik bağlanmış. AB lastiğinin tam ortasından. Barmakla basıyorlar. 16 santimetre uzadı. Arkadaş 24 santimetreye sen 16 eklersen kaç yapıyor? 40 yapıyor. Lastiğin uzunluğu 40 yaptı. Tam ortasından demişti. E, lastiğin uzunluğu 40 yaptıysa bunlar 20-20 yaptı. Ve benden şuradaki uzunluk istemiyor. Önceden şöyle değil miydi bu? Evet. E, burası 24 değil miydi arkadaşım? Evet. E, ikiz kenarda da taban mevcut. İnsan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer hocam. İnsanlığımızı e insanlığımızı yaptınız. Hop şöyle. 12 12. A 12 20. Bak özel üçgenlerin faydası nasıl. 12 16 20 üçgeninden burası kaç çıkar? 16 çıkar. E tamamı kaç bunun? 24 Bunun da tamamı 24. Yani x artı 16 eşittir 24. X de buradan kaç buluruz? 8 buluruz arkadaşlar. Güzel bir soru. Hoş bir soru. Yine yeni nesil sorulardan bir tanesi. Sadece işin esprisine 16 santimetre uzuyor tam ortasından diyor. Tam ortası dediği için eşit olacak arkadaşlar. Bitti gitti. Geldik 26'ya. Şekilde duvara asılı dikdörtgen biçimindeki bir çerçevenin iki farklı durumu görülmektedir. A noktasından duvara asılan çerçeve B ve C noktalarında sabitlenmiştir. Birinci konumda A, B, A, C 85. A, B, A, C 85. İkinci konumda B köşesi yukarı doğru kaydığı için bak ip ne uzuyor ne kısalıyor. Yani ipin uzunluğu yine 85 85 170 yapıyor arkadaşlar. Dikkat. Ondan sonra ikinci konuda B köşesi yukarı kaydığı için yukarı doğru kaymış arkadaşlar. AC uzunluğu AB uzunluğunun AC uzunluğu AB uzunluğundan 70 santimetre daha uzun olmuş. Ha burası A iken burası A artı 70 olmuş. E arkadaş ipin uzunluğu değişiyor mu? Değişmiyor. Bak işin esprisi bu burada da. Yani ne diyeceğiz burada? A ile A artı 70'in toplamı 85 ile 85'in toplamına eşit olacak. 85 artı 85'e eşit olacak. E o zaman 70 attık öbür tarafa 15. 85 15 daha kaç çıktı arkadaşlar? 100. 2A 100 ise A'yı buradan kaç buldun? 50. A buradan 50 ise şurası kaç çıktı? 120. A buradan 50 ise şurayı 120 yazalım. <laughs> 120. Burası kaç çıktı? 50. Başka bir şey. B A ile A dik demiş. Oo süper. Hocam burası dik. Her iki şekilde de ipin toplam uzunluğu da sabittir. Zaten burada demesine de bence gerek yoktu. E buna göre DE uzunluğu kaçtır? Şu X. Arkadaş 50, 120, 5, 12, 13'ün 10 katı değil mi? Yani burası 130 yapar. Yani burası da 130 yapar. Evet DE uzunluğu da böylelikle 130 geldi. Ve geldik son sayfaya. Evet. Bunu acilin çözdüyseniz hatırlarsınız arkadaşlar. Bir tane de tablo sorusu yazmak istedim. E, acildeki şeyden ya çok böyle zorlanmadığım sürece acilin ana kitabından soru yazmıyorum arkadaşlar. Burada mesela 30 kaç tane soru var? 33 tane soru var. Kendi konu anlatımından da soru yazmamaya çalışıyorum. Görmediğiniz ara sınıf kitaplarından soruları aldım arkadaşlar. Ama acilden de almak zorunda kaldım bu mantıkta bir soruyu göstermek için. Ee, sanırım Acil'den bir ya da iki soru aldım. Kendi konu anlatımından da. Acil'in e, TET AİT'sinden bir ya da iki soru. Kendi konu anlatımından da yine bir ya da iki soru aldım arkadaşlar. Diğerleri hep ara sınıf şeyinden bence çok güzel bir pdf oldu. Neyse geldik şuraya. Arkadaşım. Bak şimdi. Öncelikle ben şurada bir saniye. Şunu kopyalayayım. Şuraya yapıştırayım. Ee, böyle yapıştırayım. Tamam. Şimdi arkadaşlar. Bakın. Niye kopyaladım yapıştırdım anlayacaksınız. Uzun kenarı 120 metre, santimetre olan. 120 santimetre olan. Dikdörtgen bir çerçeve. Üst kenarına bağlanan 2 metre uzunluğundaki bir iple duvardaki A noktasına asılmıştır. 2 metre. Ama 120 santimetre demiş. Ayıp ya. O zaman buraya da 200 santimetre diyelim. Ee, nasıl? Duvara asılmış. Duvar asıldığında bu zemine paralelse eğer tam ortasından asılmak zorunda. Paralel değilse biraz böyle eğik olacak arkadaşlar. Tam ortasından asıldı. Yani bunlar kaç kaç yaptı arkadaşlar? 100 yüz yaptı. Devam edelim. Serhat bu çerçevenin alt kenarlarından. Tamam 100 yüz. Burası da 120 zaten. E arkadaşım ne yapacaksın? İnsan olan buradan diki çizer değil mi? İkiz kenarda tabanda mevcutsa hop tabana ait yüksekliği çizdim. Burası 60 yaptı. Burası 60 yaptı. 60, 100. 6, 8, 10'un 10 katı 60, 80, 100'den burası 80 çıktı arkadaşlar. Peki. Şurası da 100 santimetre yine. Haa. A çivisinin uzunluğu değişiyor mu arkadaşlar? Değişmiyor değil mi? Evet. Serhat bu çerçevenin alt kenarını yerden 20 santimetre yükselmesini istiyor. 20 santimetre yükseltmesi için ipi ne yapmak zorundayız arkadaşlar? Kısaltmak zorundayız. Evet. Serhat ipi ne kadar kısaltmalıdır diye soruyor bize. Hmm, 20 santimetre yukarı kaydıracağım. O zaman 20 santimetre ipi kısalttığım zaman bizim ipin yeni konumu şöyle olmayacak mı arkadaşlar? İp kısaldı ya. İp kısaldı. Dur bir dakika. Ne oluyor? Heh. İp kısaldı ya İpin yeni konumu şöyle mi oldu arkadaşlar? Evet. Bizim dikdörtgenin konumu da neyle oldu arkadaşım? Şöyle mi oldu? Dikdörtgenin tablonun konumu da şu şekilde oldu arkadaşlar. Tablonun konumu da şu şekilde oldu. Kaç santimetre yukarı çıktı? 40 santimetre. Pardon 20 santimetre yukarı çıktı. Dur. Şimdi 20 santimetre yukarı çıkınca önceden bak buradaki uzunluk. Yani şuradaki uzunluk kaç santimetre arkadaşlar? 20 santimetre. Evet 20 santimetre Allah. Pardon arkadaşlar. Bunu bir daha yapmam lazım. Şimdi bir daha çiziyorum arkadaşlar. Bizim ipimiz ne oldu? Kısaldı. Şöyle kısaldı arkadaşım. Şöyle kısaldı. Bir de şöyle kısaldı. Bizim yeni tablomuz ne oldu arkadaşlar? Şu şekilde oldu. Tam tutturamadım ama anladınız sonu. Şu şekilde. Yeni tablomuz bu şekilde oldu. Bizim tablomuz ne kadar yukarı çıktı arkadaşlar? 20 santimetre yukarı çıktı. Evet 20 santimetre yukarı çıktıysa buradaki mesafe şu buraya geldi. 20 santimetre. Hocam bunu zaten buraya olan uzaklığı 80'di. Hop şurası kaç yaptı arkadaşlar? 60 santimetre. E zaten burası 120 idi. E burası da 60. E 60 60 ise burası 60 kök kim yaptı? Evet, burası da 60 kök yaptı. Arkadaş, ipin uzunluğu önceden 200'dü. Şimdi 120 kök oldu. O zaman 200 önceden, şimdi 120 kök oldu. İp ne kadar kısaldı? 200 eksi 120 kök kadar kısalmış oldu arkadaşlar. Tamam mı? Olay bu. Temel mantık bu. 27. soru bu şekilde çözüldü arkadaşlar. Bir de bu soruyu da bu şekilde görmenizi konu anlatımı tekrarında görmenizi istedim. ÖSYM'nin de böyle bir çanta sorusu vardı arkadaşlar. Bu çanta sorusuna da benziyor aslında biraz. Evet 27. soru bu şekilde böylelikle Edremit çıktı. Geldik 28'e. Eşkenar üçgen konusuna geldik. Arkadaşlar eşkenar üçgen konusunun yapılamamasının en büyük sebebi 1. Açıları yazmıyorsunuz. 2. Kenarların eşitliğini göstermiyorsunuz. Tamamıyla özel üçgenden çözülüyor. Arkadaşlar yani 60, 60, 60 eşkenarsa yaz. Hocam kenar uzunluklarını göster. Şöyle şöyle şöyle. A 30-60-90. A 30-60-90 çıktı. Kullan 30-60-90'ları. Mesela buradakini kullan. Şurası 30'un karşısı A ise 90'ın karşısı nedir? 2A. Hocam bak bir kenar ne çıktı? 5 artı 2A çıktı. O zaman burası da 5 artı 2A. Burası da 5 artı 2A. Hmm. Hocam burası 5 artı 2A ise buraya ne kaldı? 7 yapması için 7'den 5 artı 2'ye çıkartınca ne gelecek arkadaşlar? 5 yapması için 2 bir de eksi 2a olması lazım. Değil mi arkadaşlar? Evet 2 eksi 2a şeklinde olması lazım. E çünkü bak toplama bir dakika 5 artı 2a'dan 7 yok yanlış yaptım. Tamam 5 artı 2a 7 çıkarttığımız zaman 5 artı 2a'dan 7 çıkartırsak e, 2a eksi 2 yapıyor. 2a eksi 2 yapıyor. Değil mi? Evet. Toplamı 5 artı 2a yapıyor arkadaşlar. 5 artı 2a'dan 7 çıkarttım. 2a 2 yaptı. Tamam. Hocam 30'un karşısı buysa 90'ın karşısı da 2 katıdır. Yani 4a eksi 4 yapar arkadaşlar. 4a eksi 4 yaptı. A şu ikisinin toplamı 5 artı 2a yapmak zorunda değil mi? 4a eksi 4 ile a'nın toplamı 5 artı 2a yapmak zorunda. Burası 5a. 2a'yı attık buraya. 3a kaldı. Attık buraya. 9 yaptı. a'yı da buradan kaç bulduk? 3 bulduk. Bizden x isteniyor arkadaşlar. x de 4 a eksi 4 olduğundan dolayı a yerine 3 yazdığımızda x de buradan 12 eksi 4'ten kaç çıkar arkadaşlar? 8 çıkar. 28. Bir sorunun cevabı böylelikle Ceyhan çıktı arkadaşlar. Özel üçgen. Tekrar söylüyorum. Açıları yaz. Bir de neyi yaz burada? Kenarların eşit olduğunu göster. Geldik 29'a. Yaz kardeşim açıları. Eşkenar üçgen. 60, 60. 60 kenarlar birbirine eşit. Hocam 30 60 90 çıktı. Hocam burası da 30 60 90 çıktı. Allah Allah. 60 90 burası da 30 çıktı. Hocam hiçbir kenar yazamıyorum burada bakın. Yazamıyorum. 30'un karşısı A desem hadi 30'un karşısı A diyelim. 30'un karşısı A desem 60'ın karşısı A kökü yaptı. E sonra ne yapacağız hocam? Hocam burada da B desem yok 2 bilinmeyene girilmez kardeşim. Bizim soruyu çözebilmemiz için ne yapmamız lazım? 3'ü kullanmamız lazım. 3'ü nasıl kullanabiliriz hocam? Aa, burada dik dik var. Hatta şey var arkadaşlar burada. 3'ü kullanabilmek için 30, 90. Buraya kaç kaldı arkadaşlar? 60. Ha, şu 60'ın mantığını şöyle bir kullanacak olursam. Ne çıktı? Dikdörtgen çıktı. 3 çıktı. 60'ın karşısı burada kaç arkadaşım? 3 ise. Burası da 30 derece oldu. 30'un karşısı da 3 bölü kök 3. 3 bölü kök 3. Kök çarparsan 3 kök bölü 3'ten kök 3 mü geldi? Evet. Yani burası kök yaptı. 30'un karşısı kök ise 90 karşısı da 60'ın 60'ı karşısı 2√3, 30'un karşısı nedir arkadaşlar? 2'dir. √3'e bölünmüş hali. E, o zaman x'te kaç çıkar? 4 çıkar. Evet, 29. soru. Yine özel üçgen sorusu. Yine dik üçgenle karışık özel üçgen sorusu arkadaşlar. Geldik 30'a. <laughs> evet, hocam. Şunu yapıyorsunuz. Ya bu bu yüksekliktir devamı. Sakın. Nereden biliyorsun? Bu nokta biraz soldaysa ya da sağdaysa ya da hocam bunun devamı yüksekliktir diyorsun. Nereden biliyorsun? Ne yapmıyoruz? Bir şeyler uydurmuyoruz, anladınız onu. Yani şurası hariç, yani şuradan da bir şeyler uydurmuyoruz arkadaşlar, tamam mı? Sakın 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 ha, bir şeyler uydurmak yasak. Ne yapacağız hocam o zaman? Ya arkadaşlar, sen bunu formülle de yapabilirsin, formülsü de yapabilirsin. Yo, BD artı EC istemiş. Tamam. Eğer bir kenar bir kenar isteniliyorsa formülle de yapabilirsiniz arkadaşlar. Ne? Hocam dik var dik var bir üçüncü de. ben çizerim. Dikmeler toplamı bir yüksekliğe eşit deyip oradan yapabilirsiniz. Ama benim bu soruyu yazmamdaki amaç atıyorum formülü unuttunuz. Hiç önemli değil. Formülü unut kardeşim. İstediği şekilde yap. Biz doğru açılardan biri ne görüyoruz arkadaşlar? Ne biliyoruz arkadaşlar? Paralel doğrular verilince paralel doğruları uzatıyorduk. Uzat kardeşim şunu. Aa uzattın. Açıları yazmayı unutmama. 60, 60, 60. Hocam şununla şu paralel olduğu için yönde eşitten 60 çıktı burası. Paralel olduğu için yönde eşitten 60 çıktı. Hocam şurada bir eşkenarlık çıktı. Bak sen. Tamam. 60'ı karşısı 3 kök 3 30'un karşısı nedir? Kök bölünmüş hali 3. 90'ın karşısı nedir arkadaşım? 6. Ya hocam kök kullanmam lazım. Kök nasıl kullanacağım? Şu 60'ın mantığını kullanmak isteyen şuradan dik çizer. Hocam burası kök burası kök 3. 60'ı karşı kök 30'un karşısı 1'dir. 90'ın karşısı 2'dir. Sonra BD ve EC. BD nerede? BD. BD burası 6. BD uzunluğu 7. EC nerede? Şurası. Hocam EC'yi bulmak için de yine buradan bir çizebiliriz. 90'ın karşısı ve 30. Ve burası kök 3. 60'ın karşısı kök 30'un karşısı 1. 90'ın karşısı da 2 yaptı. E burası da 2. 7 artı 2'den cevabı kaç bulduk arkadaşlar? 9 bulduk. Formülü oluşturup da yapmaya kalkan arkadaşlar yapabildi mi yapamadı. E işte. Yani illa formüle bağımlı kalmayın. Formül sorusu olsaydı bile Arkadaşlar formül sorusu olsaydı bile siz şuradaki uzunluk o verilirdi gerçi. Buradaki uzunluk da verilmiş olsaydı şurayı da bulup bir kenarı bulmuş olacaktınız. Ee, büyük ihtimal e, bir kenarı sorardı ya da alanı sorardı. O zaman yine yaptığımız aynı işlemlerle yine sonuca ulaşırdınız arkadaşlar. Tamam mı? Evet örnek 30'un cevabı 9 çıktı. Geldik örnek 31'e. A hocam yazayım eşkenar üçgen 60 60 60. Tamam bunu da tamam 60. Ne yapıyorsunuz? Ya hocam çok kolay. Eşkenarda bir yükselik çizerim olay biter. ha biter. Ne çıktı burada? 60 90 2 iç açı bir dış açı 75 Allah 15 75 90 çıktı. Gittiğin yol yol değil kardeşim. Sil sil sil. Sil kardeşim. E ne yapacağız hocam burada? Ya bir açıları yaz. Bütün kenarların eşit olduğunu göster. 60 60 60. Burası kaç yaptı? 45. Aa bak sen ne yaptın? Şuradan dik çizerek 45'e dokundun. 45 özel bir açı. Sakın ama sakın dokunma. E ne yapacağız hocam o zaman? Bütün kenarların da eşit olmasını mutlaka mutlaka gösterin tabii ki. Hocam yapacağımız iş basit. 45'in ve 60'ın mantığını kullanmak lazım. 45'in mantığını kullanmak isteyen hop şuradan dik çizer. E buradan dikini çizdim. Ne çıktı burada? 45 45 90 üçgen çıktı. 6 kökü ise bunlar 6 6 çıktı. E tamam. E burada da 30 60 90 üçgen çıktı bak. 60'ın karşı 6 ise 30'un karşı kafadan yazıyorum. 2 kök 3 6 bölü kök 3'den. 30'un karşı 2 kök 3 ise 90'ın karşı 4 kök 3. A eşkenar üçgende bütün kenarlar birbirine eşitti. 4 kök 3 artı x eşittir. 2 kök 3 artı 6. Buradan x'i yalnız bırak. X de buradan eksi 2 kök 3 artı 6 ya da x buradan 6 eksi 2 kök 3 şeklinde de söyleyebiliriz arkadaşlar. 31. sorunun cevabı da böylelikle bu çıktı arkadaşım ve geldik 32. soruya. Evet arkadaşlar ÖSYM'nin sevdiği. Bak son yıllarda soruyor böyle aynı eş yamukları kullanıp e, üst tabanı işte birbirine e, evet eş yamukları kullanıp yamuk demek biliyorsunuz arkadaşlar. Karşılıklı kenarları paralel olan dörtgen. Eş yamukları kullanıp ne yapmış burada? Eşkenar üçgen yapmış. Bak sen işte bak. Kullanıyor ve tutturduğumuz sorular var bununla alakalı arkadaşlar. 60, 60, 60 yazdık. Demek ki buradaki eş yamukların birer açısı kaç derece? 60 derece. Hocam, şunun da şu, Karşılıklı kenarlar paralelse burası da 60 yaptı. Hatta bak, iki açısı birden 60 yaptı. 60, 60 yaptı o zaman. Bitti. Devam edelim. Ee, alt tabanı nedir? B'dir. Üst tabanı nedir? Şudur. Tamam. Hocam, şuraya ben bir x dersem. Şurası aya üst tabanı arkadaşlar. Küçük tabanı x. Buraya a x x kaldı. Hocam. Hocam. A şu yamuğun bak yan tarafı olmadı mı bu? Bayağı yamuklar özdeş yamuklar da evet. Bu yamuğun da yan tarafı bak x kenar yamuk zaten bu. Yani o zaman burası x oldu. Yani burası da x'tir. Hocam o zaman burası x'tir. Hocam burası da x'tir. Hocam burası da x'tir aynı zamanda. Hocam bu yamuk. Burası b. Tamam. Hocam burası zaten a eksi x. Tamam. Hocam burası burası da zaten şey ya arkadaşlar. Burası da xken burası da x ya. E ne çıktı hocam burada? Aynen. John aynen. Burası da a olduğundan dolayı buraya da a eksi x kaldı. He. Şimdi ne yapmak lazım hocam? Ne yapmak lazım hocam? Arkadaşlar Tamam. X kenar kullandık. Yani ben burada X'i bulursam olay bitti galiba. Değil mi? Boyalı bölgenin çevresi. X'i bulmam lazım benim. X'i nasıl bulabilirim arkadaşlar? Boyalı bölgenin çevresi. Evet. Evet. Şurası X. Burası X. Burası da 60 derece. Tamam. Arkadaş şuradan bir dik çizersek. X kenar yamukta şu dikmeleri biz çok çiziyorduk. 90'ın karşısı X'de 30'un karşısı X bölü 2. Burası da X bölü 2 yaptı. E, burası aken burası da A. A artı x bölü 2 x bölü 2 B'ye mi eşit? Evet. Şuraya yazalım. A artı x bölü 2 artı x bölü 2 eşittir B. Heee. Burası x yaptı. x dediğimiz ne yaptı o zaman? B eksi A yaptı arkadaşlar. Süper. Bunun çevresini Bunun çevresi 3 tane e, A x A x A x A x A x A x A x A x Çevresi ne yaptı arkadaşlar? 3 A 3 x yaptı. E, x yerine ne yazacağız? B eksi a yazacağız. Yazalım 3a çarpı 3a eksi 3a eksi 3 çarpı b eksi a yazacağız arkadaşlar. B eksi a da nedir? Evet, x yerine b eksi a yazacağız arkadaşlar. Şöyle dağıttık. 3a eksi 3b eksi değil, artı 3a yaptı. Buradan da kaç a yaptı? 6a eksi 3b şeklinde bulduk arkadaşlar. Nerede bu? 6a-3b şeklinde bulduk. Yani 32. sorunun cevabı da böyle. denize çıktı. ÖSYM'nin sevdiği tarz bir sorudur arkadaşlar. Dikkat edin lütfen. Ve tekrarımızda geldik son soruya. Benim sorulardan bir tanesi x kenarla alakalı kesmeli bir soru arkadaşlar. Ee, biz x kenarda hatırlarsanız şöyle bir formül vermiştik ama Şuraya yazayım isterseniz. Şöyle bir formül vermiştik ama bu formülün de ispatını yapmıştık. O ispatı kullandıran bir formül. Şu ikisinin toplamı ne oluyordu arkadaşlar? Şöyle paralel verilince, şu paraleller verilince. Şurası x, burası y iken burası ne oluyordu? x artı y oluyordu değil mi? Evet, x artı y oluyordu. Ama ne yaptık? Ben bunun ispatını da yaptım. Çünkü ispat yöntemi sorularda kullanabiliriz. Bakalım ne diyor? İkiz kenar üçgen biçimindeki bir karton. İkiz kenar üçgen biçimindeki bir karton. D noktasından kesime başlanarak kırmızı çizgi boyunca kesiliyor. Böyle 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 kesmişim. Kaç parçaya ayrıldı? 1, 2, 3, 4 parçaya ayrıldı arkadaşlar. Kesim işleminden sonra kağıt tabanları BC üzerinde olan 3 tane ikiz kenar üçgen. 1, 2, 3 tane ikiz kenar üçgen. Heee. 3 üç ikiz kenar üçgen. Bu ikiz kenar üçgen. Bu da aynı şekilde ikiz kenar üçgen. Bu da aynı şekilde ikiz kenar üçgen. E hocam zaten büyüğü ikiz kenar üçgende. Büyüğü ikiz kenar üçgense alfaysa yani şurası alfaysa burası nedir? Alfadır. AB ile AC birbirine eşit zaten. Alfa. Tamam. AV ile EF birbirine paralel. Bak şimdi. Şu da ikizkenar üçgen yani. Şu da ikizkenar üçgen. AB ile EF'yi niye paralel verdi? AB ile EF paralel. A hocam yöndeşlikten dolayı burası da alfa oldu o zaman. A hocam e, bu bu da ikizkenar üçgen olduğu için burası da alfa oldu. Yani şununla da şu paralel oldu. Süper. Yani şununla şunu paralel bulduk. Şununla da şunu paralel bulduk arkadaşlar. E ne yapıyorduk? Biz doğru da açılardan beri biliyoruz. Makasla toplamda ne kadarlık kesim yapmış arkadaşlar? 7 santimetrelik kesim yapmış. E o zaman şuraya A dersem. Hocam burası da A'dır. Buraya B dersem burası da B'dir. Buraya C dersem burası da C'dir. A artı 2B artı C. 7'ye mi eşit? Evet. A artı 2B artı C eşittir 7 arkadaşlar. Bakalım şimdi. Doğru açılardan beri biliyoruz. Biz ne yapıyoruz? Paralel doğrular verilince paralel doğrular uzatıyoruz. Uzatayım kardeşim. Şunu şöyle uzatayım. İstesem şunu da şöyle uzatabilirdim. Gerek yok. Her ikisini birden de uzatabiliriz. Ama şunu uzattığımda bakalım yeterli olacak mı? Şurada bir paraya kenar çıktı mı? Çıktı. <laughs> A ise burası da A. B ise burası da B. Hocam A artı B. Bak şurada da bir paraya yerken çıktı. A artı B ise burası da A artı B. Hocam burası C ise burası da C. A gerçekten de A artı B artı C çıktı arkadaşlar gördüğünüz üzere. Evet ben şunu biliyorum. A artı 2B artı C'nin 7 olduğunu biliyorum. Kesimden sonra oluşan altıgenin çevresi nedir diye soruluyor. Oluşan altıgende arkadaşlarım şurayı B artı C buldum. Burayı A artı B buldum. Burayı ne bulduk arkadaşlar? Burası zaten C'de, Burası B'de, Burası B. Burası da ne yaptı arkadaşlar? Burası da A'ydı. Ee, A'dan kaç tane var? 2 tane var. Yazayım. A'dan 2 tane var çevrede. Artı B'den kaç tane var? 2. 4 tane var. 4 B. Artı C'den kaç tane var çevresinde? 2 tane var. Bu nedir diye soruluyor. A hocam A artı 2 B artı C 7 idi. E bunun 2 katı bakın. 2 artı 4 B artı 2 C. E bunun iki katı olduğu için buradaki cevap kaç yapmalı arkadaşlar? Ya da iki parantezin aldığımızdan A artı 2B artı C diye midir arkadaşlar? Şurası 7 olduğundan cevabımız da kaç çıkar? 14 çıkar. Yani bu tür sorulardan korkmayın diye yazdığımız sorulardan bir tanesi arkadaşlar bu da. Ve böylelikle 33 soruyla geometri tekrarını halletmiş olduk. Dik üçgen, öklit bağıntısı, ikizkenar üçgen ve eşkenar üçgeni halletmiş olduk. Sorular bence gerçekten çok güzeldi. Ne kadar güzel olduğunu ne zaman iyi anlayacaksınız biliyor musunuz? Ya şimdi bile anlayanlarınız vardır büyük ihtimalle. Sınava gir çık o zaman o iyi ki ben bu tekrarları izlemişim diyeceksiniz arkadaşlar. Gerçekten böyle. Evet gençler böylelikle bu olayı burada bitirdik. Önümüzdeki ders ne yapacağız? Büyük ihtimalle e, sırada ne var? Açı ortay kenar ortay var. E, açı ortay kenar ortay her ikisini birden yapabilirim ya da e, konu az gelirse araya bir konu daha sıkıştırabilirim. Belli olmaz. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda açı ortayken ortay ya da bir sonraki işte geometrik tekrarı 3'te görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.